Ah, iyi bir kitap gibisi yoktur. Demek hayatım böyle sona iniyor, öyle mi? Ah, bu da ne? Neydi o? Popoma bir bebek sıkıştı. Ah! Elveda zalim dünya. Ha? O da neydi öyle? Ah, zavallı bebek. Sen orada iyi misin? Sen neler yedin öyle? Kloset leş gibi kokuyor. Ah, bu bir sorun olabilir. Hadi gel Barbie. Aa, çok kötü görünüyorsun. Sen hiç şampuan kullanmıyor musun? Ben de asıl sorunun kepek olduğunu sanırdım. Seni güzelce bir temizlemek gerek. Bu işe yaramıyor. Aa, ne yapacağımı biliyorum. Bize bir bez lazım. Aa, bu gazetede iş görür. Aa, hiçbir işe yaramadı. Şimdi ne yapacağız o zaman? Bir dakika. Belki sandaletlerimi kullanabilirim. Aa, bir denemeye değer. Bu iş spa günü gibi olacak. Sandaletin üstüne tıraş köpüğü sıkıyoruz. Bu şekilde bir sürü köpük kullanıyoruz. Sen çok dinlenmişsin Barbie. Şimdi seni güzelce fırçalıyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Güzel oluyor değil mi? Şimdi de durulayalım. Umarım nefesini tutabilirsin. Ha, bu kadar yeterli. Vay canına. Cildin pırıl pırıl parlıyor. Evet ama hala berbat kokuyorsun. Sen hiç ağda diye bir şey duydun mu? Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. İğrenç. Biraz parfüm sıkayım şuraya. Oh, sanki yazın çayırlarda gibiyim. Harika oldu. Hapşiii. Of, ne ağır koku. Hapçı. Ha? Barbie nereye gitti? Bana yardım eder misin? Ama çok iğrenç. Aa, pardon, benim hatam. Ah, işte aldım seni. Çok özür dilerim. Hadi şu sümüklerden kurtulalım. Ah, böyle daha iyi. Bir dakika. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Bunları tüylerinden kurtulman için kullanabiliriz. Aslında çok acıtacak. Uf, iğrenç bir şey ama işimizi iyi halletti. Bence artık denenebilirsin ve ben de şundan kurtulayım artık. Ay, çok iğrenç yapış yapış. Kurtulamıyorum şundan. Hadi bırak beni artık. Bunu her gün izleyebilirim. Ha, çok komik. Hey Naomi. Ha, ne var? Yani yeni bir kıyafete ihtiyacım var benim. Şimdi mi? Aa, bir dakika. Aa, bu torbayı kullanabiliriz. Aa, peki. Aa, güven bana. Torbayı belinin çevresine sıkıştırıp böyle sabitliyoruz. Sonra üstüne bir lastik bant geçirip torbayı yerinde tutuyoruz. Ardından torbayı üstüne katlıyoruz. Bu renk sana çok yakıştı. Ancak daha yapacağımız çok şey var. Şimdi başka bir plastik bant alıp tam buraya koyuyoruz. Bu elbise de ciddi fark yaratacak. Daha işimiz bitmedi. Torbadan bir şerit daha kesip parçayı buraya yerleştiriyoruz. Sonra bunu göğsünden sarıp arkana bir fiyon katıyoruz. Sanırım bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Etek kısmı hala çok uzun. O yüzden alttan bir parça kesiyorum. Aa, prenseslere benziyorsun işte. Çok güzelsin. Gerçi saçın görüntünü mahvediyor. Hadi gel saçını halledelim. Otur bakalım buraya. Saçını kesmemiz gerekiyor. Hep saç stilisti olmak istemişimdir. Aa, bu kısa saç modeli yakıştı sana. Ama bugün olmaz. Tıraş edelim. Kimse sana kafanın pırıl pırıl parladığını hiç söyledi mi? Söylemedi mi? Aa, peki. Bununla işimiz bitti. Kellik sana hiç yakışmadı ama. Peki şimdi ne yapacağız? Aa, buldum. Bu tuvalet kağıdını kullanabiliriz. Evet, bu işimizi görür. Kağıdı uzun şeritler halinde kesip parmağımıza doluyoruz. Kağıdın sık sık olması lazım. Şimdi kağıdı yavaşça açıyoruz. Ah, bak harika oldu. Bunu kafana yapıştırıyoruz. Bundan daha fazlası lazım ama. Neyse ki hazırlıklı gelmişim. Sence güzel olacak mı? Aa, hem de nasıl? Milano'da bu son moda. Ay canına, harika görünüyorsun. Ve hepsi benim sayemde oldu. Biliyorum çok alçak gönüllü biriyimdir. Senin podyumlarda boy göstermen lazım. Ne harika bir dönüşüm oldu. Bu kadar çalışmak uykumu getirdi. Sanırım yatma vaktim geldi. Evet, ben de çok yoruldum. Tatlı rüyalar. Ha, sabah mı olmuş? Bir dakika. Neredeyim ben? Aa, burası hapishane hücresi değil. Yoksa hepsi rüya mıydı? Aa, hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar neler oluyor? Aldım. O benim. Hayır benim. Aa, hey. Hayır. Yaramaz çocuklar. O bir kazaydı. Aynen. Tutuklusunuz. Neden? Ben hiçbir şey yapmadım. Barbie, buradan çıkmamız gerek. Dışarı çıkmak için tünel kazıyorum. Çok yavaş ilerliyor. Ha? Bu da ne? Yerdeki fayansa kadar gidebildim. Bu işe yaramıyor. Bir dakika, elimde bu var. Buradan gidiyoruz. Ona güvenebilirsin. Ultra güç etkinleştirildi. Hadi ama. Oh hayır. Bunun olacağını tahmin edemedim. Hey, kafaları içeri sokun. Hemen dedim.
Endişelenme Barbie. Başka bir çıkış yolu bulacağım. Aslında buldum. Hadi gidelim buradan. Ne? Şaka yapıyor olmalısın. Bunu yapmanın başka bir yolu olamaz. İğrenç. Büyük bir fiyasko. Nasıl yani, sadece 5 saat mi geçti? Daha çok zaman var. Buna artık dayanamıyorum. Şuraya bir baksana Sevi. Onu içeri sürükleyerek getirdim. Çekiç mi? Peki bu ne? Küçük bir hapishane nasıl inşa edilir tabii ki. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. Önce bir kafes yapacağız. Kulağa yeterince basit geliyor. Ama hangi malzemelerle? Bir dakika, burası metalle dolu. Şimdi işe koyulmalıyım. Az kaldı. Aldım. Bu mükemmel. Daha fazlasına ihtiyacım var. Çok daha iyi. Kafes inşaatı başlasın. Ama şimdi bir duvara ihtiyacım var. Bir parça kartonun halledemeyeceği bir şey değil. Ne çirkin bir kahverengi. Bu renk çok sıkıcı. Sen ne dersin Barbie? Parmağını kontrol et. Hey, şuna bak. Bu benim rujum. Pembenin yakışmayacağı şey yoktur. Şimdiden daha iyi görünüyor. Şu şeye bir bak. Tam yerine oturdu. Peki sence nasıl oldu? Bu muhteşem bir kafes. Artık ikimiz de hapisteyiz. Bu ses de ne? Dondurma gününü seviyorum. İyi. Her neyse. Bakalım sırada ne var? Bir küvet mi? Banyo yapman gerekiyor. Bu şey gerçekten çok iyi geldi. Of! O da neydi? Eski bir dondurma kabı mı? Yoksa yeni bir küvet mi demeliydim? Hangisi olursa olsun o artık benim. Ama bu son derece sıkıcı. Şimdi onu süsleyelim. Bilekliklerime ne dersin? Küçük ama buna çok uygun. Şu sihirbazlık numarasını izle. Biraz yapıştırıcı ve sabırla. Süsleyemeyeceğim hiçbir şey yok. Tamam, banyo zamanı geldi. Yavaş ol. Bir şeyi unutmadık mı? Bir dakika, suya ihtiyacımız var. Bana da biraz lazım. Buldum seni. Bu şeyi iyice ıslatmalıyım. Bak, içi su dolu. Şimdi sabuna ihtiyacımız var. Şu şey bu hale nasıl geldi? Bunu bilmek istemiyorum. Farkına bile varmaz. Tamam, malzemeleri aldım. Banyo yapma zamanı geldi. Güzelce köpürtüyorum. İyi mi? Şimdiden kendimi daha temiz hissediyorum. Senin için her şeyi yaparım prensesim. Nasıl da rahatladın. Uyuyakalmışsın. Bu da bir yatağa ihtiyacın olduğu anlamına geliyor. Merak etme, hallediyorum. Güzellik uykunu kaçırmamalısın. Tabii bir de battaniye lazım. Prensesin için 2 kat olmalı. Tatlı rüyalar. Ben de biraz atıştırayım. Nefis. Sevi, yardım et. Yakaladım. Çok iğrenç. Düzgün bir yatağa ihtiyacım var. Onu nerede bulacağımı biliyorum. Rahat bir hale getirmeliyim. İyi ki bir sürü çöpüm var. Hadi içini dolduralım. Mükemmel. Yerinden kımıldamazsam iyi olur. Son dokunuş. Tutkal yağdıralım bebeğim. Bu şeyin daha çok işi var. Herhalde yeterli olur. Tamamdır. Şimdi işin eğlenceli kısmına geçelim. Şuna bak. Ama daha işim bitmedi. Yatak başlığının zamanı geldi. Bu rengi hiç sevmedim. Tamam, başka bir seçenek bulalım. Bu nasıl? Hayır. Tuğla rengi olur mu? Olmaz. Elimdeki tek şey bu. Hey, burada bir desen buldum. Bu yatak başlığı çok sevimli olmadı mı? Barbie buna bayılacak. Peki bunu ne yapacağım? Buldum. Yatağın etrafına saracağım. Mükemmel oldu. Artık yerde uyumak yok. Böceklerden böyle kurtulabilirsin. Tatlı rüyalar bebeğim. Hop, yine mi? Olamaz, içim yanıyor. Şimdi de tuvalete gitmem gerekiyor. Aa. Bana 10 dakika ver. Şunu 20 yapalım. Bu çok iğrenç. Ama bir dakika. Senin de bir tuvalete ihtiyacın var. Tam da buna uygun bir şeyim var. İşte boyama zamanı. Tertemiz beyaz bir tuvalet gibisi yoktur. Tabana yerleştirince kullanmaya hazır olacak.
Narin popon için. Şuna baksana. Güzel. Ama bir şey eksik. İyi. Bir süre kimse oraya giremez. İşim bitti. Eski bir diş ipi mi? Bana bir şeyler fırlatmayı bırakması lazım. Ama bundan faydalanacağım. Tuvaletiniz bayan Barbie. Artık işinizi görebilirsiniz. İyi eğlenceler. Sizi yalnız bırakayım. Burada çok sıkılıyorum. Seni anlıyorum. Ne okuyabilir? Şuna bak. Hadi yapalım. Neredeyse bitti. İşte. Al bakalım Barbie. Gözlüğümü nereye koydum? Buldum. Neyse ki. Hey şu şirin takıma bak. Peki bunu nasıl yapabilirim? Bekle bir dakika. Buldum. Şampuan mı? Artık değil. Bu şeyin ağzını tamamen açıyorum. İşte. Yine karşılaştık boya. Beyaz her şeye yakışır. Ama güzel bir desene de ihtiyacım var. Ha, neler oluyor? Hayır, bu olmasına izin vermeyin. Ne zaman seyretsem etkileniyorum. Herhalde acıklı bir film. Fakat onun kaybı benim kazancım. Fazla sümük yok. Birçok da iyidir değil mi? İşte bu peçete yerinde dursa iyi olur. Oldukça güzel görünüyor. Ancak raflara da ihtiyacımız var. Küçük bir kartonun halledemeyeceği bir şey değil. Güzel. Bunu yerine yerleştirelim. O da ne? Sonunda eşyalarımı koyacak bir yerim oldu. Beğendin mi? Peki makyajımı nerede yapacağım? Bekle, benim aynamı kullan. Onu alabilirsin. Buraya tam oldu. Tamam. Şimdi sıra makyaj masasında. Onu nasıl hazırlayacağımı biliyorum. Benimle geliyorsun. Bu sıkışmış. Tek ihtiyacımız biraz sıcak silikon. Tabii bir de raflar. Neredeyse bitti. Şimdi ayaklarını takalım. Çok güzel. Yüzyıl ortası modern tarzı tercih ettim. İyi de ben nereye oturacağım? Taleplerin hiç bitmiyor. Tüh. Bekle bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. İyi ki bunları almışım. İyice ıslatmalıyım. İşini yap tükürük. Bu kadar yeter. Hadi yapış sopa. İşte oldu. Tabureniz hemen geliyor. Buyur. Hadi bir test edelim. Vay canına. Harika. Son dokunuş olarak da sanatsal bir dekorasyon yapalım. Bu harika değil mi? Hey, çok iyi bir fikir. Küçük bir çentik tablosu. Özgürlüğe çok az kaldı. Bu sadece senin için Barbie. Güzel. Sana bir halı da lazım. Buz gibi zemini kimse sevmez. Bir parça tuvalet kağıdı olsa bile işe yarar. Çok tatlı değil mi? Mükemmel. Senin yerin burası. Aa, hayır. Burayı boş bırakamam. Dekorasyon neden bu kadar zor? Bekle bir dakika. Uyuyan güzel koyun sayıyor. Bu da demek oluyor ki şunları alabilirim. İnanamıyorum, çok iyiyim. Tam da buraya uygun. Yeni sıcacık yerine bak. Her şey sana özel yapıldı. Aa, evet. Saksı çiçeğin bile var. Bir de makyaj masan. Bu kafes benim hücremden çok daha güzel oldu. Hayat güzel bebeğim. Galiba gitme vaktimiz geldi. Aa, şaka mı yapıyorsun? Sadece 5 dakika mı geçti? Ne oldu? Deprem mi oldu? Ben sadece huzursuz bir mahkummuş. Nasıl yani? Bu süslü bir kafes mi? Şuna bir bakmalıyım. Güzel bir şeymiş. Nasıl yani? İçine girelim Ken. Bunlar çok tatlı şeyler. Biraz kız işi ama idare edersin. İşte fırsat. Hadi şu daracık yerden gidelim. Oh, bir dakika. Turuncuyu oldum olası sevmem. Sana da yakışmıyor. Güle güle ezik. Buraya geri gel. Suçlu. Suç mahalline geri dönüyoruz. Kasiyer. Merhaba, yine ben. Ay. Şimdi ne yapacağım? Polis geliyor. Çabuk şu mantoya. Mahkum nerede? Ben yapmadım. Ne işe yaramaz birisin? Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Yok artık.
Şu şey de ne? Bunun şüphe verici bir yanı var. Derse gitsem iyi olur. Vay canına şuna bak. İşte oyuncak ve bebek evi diye buna derim. Ama ben bundan daha iyisini yapabilirim. Yarışmaya kesin katılıyorum. Hey, çekil önümden. Ben de yarışmaya katılmak istiyorum. Bırak şunu, hey. Dikkati. Olamaz. Bak ne yaptın. Ben mi yaptım? Ben senin kalemini almak istemiştim. Aa! Uf, ne oldu böyle? Aa, canım yandı. Alın şunu üstümden. Burası da neresi? Şuna bak. Bunu bebek evim için kullanabilirim. Nereden başlasam? Evin muhteşem olmasını istiyorum. Kutunun kenarlarını kaplamakla başlıyorum. Bunun için renkli kağıtlar kullanıyorum. İşte hızlı ve kolay. Vay canına, çok renkli oldu. Ne düşünüyorsun? Ha, biliyorum, bayıldın. Tasarım konusunda iyiyimdir. Birdenin nesi varmış? Bak, başlamış bile. Evet, biliyorum, etkileyici oldu. Kıskanman normal. Biraz ilham almam lazım. Hayır, olmaz. Of, sevmedim. Bu olabilir işte. Şimdi beklememiz gerekiyor. Yaşasın. Bu kısma bayılıyorum. Ay, çok şirin. Bayıldım. Hadi etrafa bir göz gezdir. İhtiyacın olan her şey var. Hoşlanmadı mı? Sorun yok, bunu halledebiliriz. Burasının biraz altın rengine ihtiyacı var. Senin de pahalı zevklerin olduğunu biliyordum. Bu evini çok güzelleştirecek. Uygun ölçüde parçaları kesip odalara yerleştiriyoruz. Şimdi ne diyorsun? Seveceğini biliyordum. Çok uykum geldi. Sen de mi yoruldun? Bütün işi yapan benim ama. Tamam, ne yapacağımızı biliyorum. Bu perdelerde bir iki değişiklik yapacağız. Aslında bundan birkaç parça lazım bize. Bu kadarı yeterli. Kartondan bir yatak yapmıştım. Şimdi perde kumaşını nevresim olarak kullanıyoruz. Çok rahat görünüyor. Artık istersen yatabilirsin. Biraz boş kaldı. Buraya birkaç mobilya lazım. Tatlı rüyalar. Bu iyi bir fikir. İşte tam ihtiyacımız olan şey. Bir planım var. Gel hadi. Merhaba Kendall. Sen ne yapıyorsun? O köpüğü istiyorum. Parasını öderim sana. Vay canına, bununla alacağım şeyleri düşündüm de. Çikolata. Sen iyi misin? Vay canına, sıkı pazarlık yapıyorsun. Daha mı para? Vay canına. Bugün hayatımın en harika günü. Yaşasın. Yalnız iyice abarttın. Zengin oldum. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Al hadi. Köpük senindir artık. Nihayet. Bu çok yumuşak bir yatak olacak. Köpükten bir dikdörtgen kesiyoruz. Şimdi bunu süslememiz gerekiyor. Tabii ki altın rengiyle. Ama bize biraz daha ışıltı gerekiyor. Bu iğneleri başka bir köpük parçasına batırıyoruz. Aynı incilere benziyorlar. Bu da sonuncusu. Şimdi her şeyi bir araya getirmek lazım. Bu başlık kısmı oluyor. Şimdi bize güzel bir örtü ve yastıklar gerekiyor. Vay canına, harika görünüyor. Burası tam buna uygun bir yer. Şimdi çatıya da bir kurdele ekliyoruz. Kurdele perde görevi görecek. Yatakta çok rahat etmeni istiyorum sanırım. Hepsi bu. Hadi gir ve uzan. İyi geceler. Buna çok ihtiyacım vardı. Çok fazla tatlı yedim. Diş hekimim buna çok kızacak. Uyan anne. Hadi. Sabah mı olmuş? Çok güzel uyumuştum. Bebeğim nereye gitmiş? Sanırım biliyorum. Hey, sen yerde ne yapıyorsun? Beni görmezsen gelme. Buraya gel. Beni duyuyor musun? Sen ne yaptın böyle? Kendine bir bak. Bütün yüzün çikolata olmuş. Seni temizlememiz lazım. Benimle hiç tartışma. Böyle yapma ama. Peki, anladım. Bu küveti bir dönüşüme sokmamız lazım. Küveti böyle altın rengine boyuyoruz. Sünger küvete güzel bir doku kazandıracak. Kuruduğunda kenarlarına bu altın rengi bant yapıştırıyoruz. Vay canına, çok iyi duruyor. Sonuçta banyon da şık olmalı. Buna uygun elimizde bir klozet var. Ama onu da güzelleştirebiliriz. Kapağı böyle boyayıp üstüne simler serpip. Sonra rezervuarın üstüne bu bant yapıştırıyoruz. Peki ya bir altın zincire ne dersin? Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. İşte hazırlar. Bu nasıl olmuş? Sen en iyisine layıksın. Şimdi bunları evin içine koyuyoruz. Klozeti buraya koyuyoruz. Ve küveti de yatağın yanına alıyoruz. İşte son derece lüks bir banyomuz oldu. Küveti doldurmamız lazım. Bunu kullanabiliriz. Küvete bu kolayı döküyoruz. Yıkanırken baloncuklar olmalı. Sonra içine naneli drajeler atıyoruz. Bak, jacuzzi gibi oldu. Hadi gir bakalım. Şimdi biraz rahatla. Bütün geceyi şekerleme rüyası görerek geçirdim.
Bir dakika. Aa, gerçek mi zaten? Aa, bu koku da ne? Aa, hadi ama kes şunu. Ay, çok iğrenç. Sen ne yedin bakayım? Uf, şimdi bayılacağım. Bebeğim, senin ciddi bir sorunun var. Duş alman lazım. Elimde sadece bu pipet var. Ama bu hiç sorun değil. Pipeti çekip böyle büküyoruz. Şimdi bize bir makas lazım. Pipeti burasından kesiyoruz. Sonra esnek kısmının altından da kesiyoruz. Şimdi bu parçaları birbirine yapıştırıyoruz. Üstüne kırmızı ve mavi boncuklar yapıştırıyoruz. Şimdi bir klozet yapmalıyız. Alt kısmını köpükten yapmıştım. Şimdi bunun çevresini fon kağıdıyla sarıp bu oturma yerini yapıyoruz. İhtiyacın olan her şeyi hallettim. Duş duvara yapıştırıyoruz. İşte banyon hazır. Şimdi de bir iki süs ekleyelim. Tamam, hadi gir içine. Güzelce bir yıkanman lazım. Seni yalnız bırakayım. Her şeyi hallettik. Artık kendini daha iyi hissediyor musun? Müthiş kokuyorsun. Ama elbisen hala çikolatayla kaplı. Merak etme, sana yeni bir elbise alırız. Kıyafet alışverişine bayılıyorum. Daha iyi bir şey olamaz. Vay canına, çok heyecan verici. Bakalım neler varmış. Emin değilim. Sanırım farklı bir şey denememiz gerek. Ne dersin? Bir saniye. Bu altın rengi kumaşı kullanabiliriz. Sanırım sana bir elbise yapacağız. Kumaşı masaya yatırıyoruz. Kartondan bir şablon yapmıştım. Şimdi kumaşı şablona göre kesiyoruz. Sonra parçaları birleştiriyoruz. Aa, bu sandığımdan daha kolay oldu. Hadi bir dene. Vay canına, çok güzel oldu. Mankenlere benzedin resmen. Senin podyuma çıkman lazım. Ferahlatıcı. Olamaz. Harekete geçmeliyiz. Kendini böyle daha iyi hissediyor musun? Vay canına, çok güzel kokuyorsun. Vay canına, şuna bak. Biz daha iyisini yapabiliriz ama. Şimdi bir şey almam gerek. Burada değil. Ben neredeyim? Burası benim odam değil. Sen burada ne yapıyorsun? İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Maskemi mi istiyorsun? Çantamda bir tane var. Güzel, teşekkürler. Hayır. Buldum. Bir saniye. Borcum ne kadar? Neyse, al hepsini. Bye. O da kimdi? Artık elbise yapma zamanı. Bir şey daha eksik yalnız. Bize bu lazım. Çok tarz görüneceksin. Hadi başlayalım. Önce maskenin lastiklerini kesiyoruz. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Sonra maskeyi tam ortasından kesiyoruz. Bize bu malzemeden iki parça gerekiyor. Parçaları yan yana koyup birbirine yapıştırıyoruz ve sonra katlıyoruz. İşte bu kadar basit ve şirin eteğimiz hazır. Al bakalım. Vay canına, üstünü güzel tamamladı. Bu eşarp da güzel bir seçim oldu. Sana elbiseni asabileceğim bir askılık lazım. Artık bütün elbiselerini buraya asabiliriz. Muhteşem görünüyorsun. Tahmin et ne aldım. Senin oturacak bir şeye ihtiyacın var. Çok güzel değil mi? Hayır. Dur artık. Bakamayacağım. Bu ne? Nereden geldi bu? Koltuğum mahvoldu. Evet, bence de öyle olmuş. Ver şunu bana. Niye böyle bir şey oldu ki? Çok üzgünüm. Bir dakika. Ne şapşalım. Bunu altın rengi kumaşla kaplayabiliriz. Bunu unuttuğuma inanamıyorum. Şuralarını şöyle katlıyoruz. Ve işte hazır. Şimdi daha da güzel görünüyor. Her işte bir hayır varmış. Vay canına, odaya ne güzel uyum sağladı. Hadi tahtına otur bakalım. Ne düşünüyorsun Kendall? Bir bakayım. Vay canına, çok süslü olmuş. Bir saniye. Belki ben de bebeğim için koltuk yapabilirim. Ne yapacağımı buldum. Bu süngerleri birbirine yapıştırıyorum. Şimdi bunların üstüne sağlı sollu tutkal sürüyoruz. Sonra kumaşı katlayıp süngerin üstüne yapıştırıyoruz. Mümkün olduğunca kırıştırmamaya çalışıyoruz. Sonra bunun üstüne siyah keçe yapıştırıp altını çeviriyoruz. Aynı şeyi arkasına ve yanlarına da yapıyoruz. İşte bir kanepemiz oldu. Hadi bir dene bakalım. Çok rahat. Senin için bazı aksesuarlarım da var. Eve karakterini veren ufak şeylerdir. Bunca işten sonra karnın acıkmıştır. Hadi biraz pasta ye. Evinde birkaç bitki de olması lazım. Peki duvarda birkaç tabloya ne dersin? Ben klasikleri tercih ederim. Sevgilinin de bir fotoğrafını koyalım. Sanırım neredeyse bitirdik. Vay canına. İşte ben buna ev derim. Burası saraya benzedi. Hey, dikkat eder misin?
Üzgünüm. Aa, yaptıkların müthiş gerçekten. Her şey altın gibi parlıyor. Evet, benim de istediğim buydu. Senin bebek evinde değişik olmuş. Yani iyi anlamda. Bak, bir şeyler oluyor. Müthiş, ikimiz de kazandık. Tebrikler. Bancalana çok mutluyum. İkimiz de bunu hak ettik. Hadi sen şurada dinlen. İşte hizmet diye buna derim. Neredeyse benim kadar kötü kokuyorsun. Seni güzelce bir temizlememiz lazım. Kızma ama felaket görünüyorsun. Şuna bak, çok iğrenç. Bu biraz vakit alabilir ama endişelenme. Birazdan yepyeni görüneceksin. Kişisel hijyen diye bir şey duydun değil mi? Bu da neydi? Kes şunu. Ne çok kir var. Zor bir iş gerçekten. Artık daha etkili aletlerle çalışmanın zamanı. Acımayacak, merak etme. Şimdi kusacağım. Ben patates kızartması istedim. Bu pis çubuklara değil. Güzel görünüyorsun ama hala pis kokuyorsun. Bu konuda ne yapabiliriz acaba? Bir saniye. Bu kutuyu kullanabilirim. Harika bir fikrim var. Müthiş. Bedava havai fişek gösterisi. Bunun böyle olması mı gerekiyordu? İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Kendine ait bir duşun var artık. Daha ne olsun? Hadi ne bekliyorsun? İçine gir. Daha fazla pis kokmana dayanamayacağım. Duş alırken müzik dinlemeyi severim. Güzel parça. Gitti mi yuha çubuklar? Olamaz. Bebeğim. Bu bir felaket. Makyajım bozulmuş. Buna izin veremeyiz. Şöhretimizi düşünmemiz lazım. Buldum. Bu işimizi görebilir. Kabın dışına bu şekilde altın rengi boya sürüyoruz. Bunun için fırça yerine sünger kullanıyoruz. Çünkü sünger boyanın doku dolmasını sağlıyor. Bu işlemi kabın her tarafında tekrarlıyoruz. Sonra da dekoratif ayakları ekliyoruz. Ama işimiz daha bitmedi. Şimdi kabın üst yarısına şeffaf oje sürüyoruz. Sonra bunun üstüne altın rengi sim serpiştiriyoruz ve parlak taşları ekliyoruz. Vay canına, müthiş görünüyor. Sanırım bitti. İşte size kraliçelere yakışır bir küvet. Artık güzel bir banyo alma zamanıdır. Bu küvete bayılacaksın. Su nasıl? Umarım yeterince sıcaktır. İstersen birkaç tane mum yakabiliriz. Bu ortama ayrı bir hava katacak. Çok mutlu görünüyorsun. Şıp 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 la la la. Sanırım bu kadar yeterli. Derinin buruş buruş olmasını istemeyiz. Hadi çık bakalım. Vücut şampuanı ne güzel kokuyor. Güzel seçim. Daha yapacak işlerimiz var. Saçına bir sürü sakız yapışmış. Bunu nasıl halledebiliriz? Saçını biraz kesmemize ne dersin? Şimdi sakızı saçından kesip alacağız. Buna ihtiyacım var mıydı? Neyse, boş ver. İşte oldu. Sanırım hepsini hallettim. Şimdi saçına bir şekil verelim ama fırçamız yok maalesef. Bu olmaz. İşte bu mükemmel. Bu dalı biraz kesmemiz gerekiyor. Ufak bir parça yeterli. Dalın bir kısmına tutkal sürüyoruz ve üstüne bu kürdan parçalarını ekliyoruz. Şimdi saçlarını tarayabiliriz. Saçlarının böyle dümdüz olması lazım. İyi geliyor mu? Yeni tarağımız süper işe yarıyor. Birazdan kuaförden çıkmış gibi göreceksin. Bak, saçların yumuşacık oldu. Tamam, tamamen kurudun. Ama saçların da çok fena. Senin kimsenin böyle görmesine izin veremem. Ama sorun yok, fırçamız hemen şuracık da. İşte yine muhteşem görünmeye başladın. Şimdi saçlarını bağlayalım. Olmadı. Hey, dikkatli olur musun? Bir saniye. Bunları ben kullanabilirim. Vay canına. Yalnız Bertie'nin anlamaması lazım. Bak bende ne var. Birazdan harika göreceksin. Şimdi bunu saçlarına geçireceğiz. Çok güzel. Aksesuar her zaman çok yakışır. Bu pek iyi gitmedi. Hadi saçlarını boyamayı deneyelim. Şimdi kımıldama. Saçlarını mahvetmek istemiyorum. Sanki bir sanat dersindeyim gibi. Bunu da pek beceremedim. O zaman yapacak tek bir şey var. Saçlarını kesiyoruz. Hiç saçlarını kısaltmayı düşünmüş müydün? Biraz ileri gitmiş olabilirim. Bu sandığımdan çok daha zormuş. Artık yeter, hepsini kesiyorum. Kel görünüm şu anda çok moda zaten. Vay canına, kafan ne kadar parlakmış. Ben ne yaptım? Bunu nasıl düzelteceğim? Tamam, buldum. Bu kurdeleyi kullanacağım. Ufak bir parça yeter. Şimdi bir iğne alıp kurdeleden iplikleri söküyoruz. Sonra kurdelenin ucuna bir bant yapıştırıp onu da bebeğimizin kafasına yapıştırıyoruz. Bu şekilde peruk gibi katmanlar oluşturuyoruz. İşte muhteşem oldu. Upuzun altın rengi saçlar. Bebeğim, inanılmaz görünüyorsun. Kalkülü de biraz kısalttık mı? İşimiz tamamdır. Bir dakika, nereye bakıyorsun sen? Anladım. Bence de çok yakışıklı bir çocuk. Demek senin tipin bu, öyle mi? Vay canına, bir anda aşık oldun çocuğa. Sanırım o da senden hoşlandı. Yalnız bu kıyafetle dışarı çıkamazsın. Sana yeni bir kıyafet bulalım. Hadi otur şuraya. Buna ne dersin? Başka bir şey deneyelim.
Bunlar güzel olur. Vay canına, ne seçicisin? Gardırobundaki bütün kıyafetlere baktık. Başka kıyafetin kalmadı. Bir şey giymen lazım ama. Bir dakika. Harika bir fikrim var. Bu kumaşı kullanabiliriz. Sen burada bekle. Kumaşı böyle katlıyoruz. Sonra kenarına bir kesik atıyoruz. Köşeyi mümkün olduğunca düz kesiyoruz. Kumaşı beline sarıyoruz. Ve üstüne birkaç kat daha ilave ediyoruz. Beline altın rengi bir kurdele bağlıyoruz. İşte müthiş elbisemiz hazır. Çocuk bunu gördüğünde çok etkilenecek. Çok güzel görünüyorsun. Hadi göreyim seni. Aa, çok romantik. Sanki bir peri masalındalar gibi. Ha çocuklar, yalnız burası bir aile kanalı. En iyisi sizi yalnız bırakalım. Ona hediye mi almış? Vay canına. Aa, romantizm uykumu getirdi. Hadi yok ol artık buradan. Neden buraya oturmuyorsun? Bu bebekler de kim? Ne dediler? Onu yalnız bırakın. Ah, kesin gülmeyi. Ha, bebekler çok acımasız olabiliyorlar. Sen onları boş ver. Ama evet, senin de kıyafetlerini değiştirmemiz lazım. Hı, buldum. Umarım sihri seversin. Bu benim en sevdiğim numaram. Bu çöp poşetini şık bir elbiseye dönüştüreceğim. Ne düşünüyorsun? Bence de çok güzel oldu. Herkesin siyah bir elbisesi olması lazım. Nanik, onlara günlerini gösterdik işte. Yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Vay canına, şu elbiseye bak. Ah, çok iyisin. Çöp poşeti kullanmak da iyi bir fikirmiş. Bende de var ondan bir tane. Aç bakayım ağzını. Su içmek çok önemlidir. Bunu saklayalım. İyi de nereye koysak? Of, yok böyle olmuyor. Şunu tutar mısın? Uf, bunu düşünmemiz lazım. Vay canına, bunu gördün mü? Hey, ne yapıyorsun sen? Yok, onu yapamazsın işte. İşte kestim ipini. Sen ne yapıyorsun? Bu kumaştan ufak bir parça alacaktım. Tırnaklarını. Tamam mı? Al hadi git. Ay. Çok önemli sanki. Çok kirlenmiş hakikaten. Sonra temizlerim tırnaklarımı. Yapacak daha önemli işlerim var. Kumaşı böyle masaya yatırıyoruz. Sonra ufak bir kare kesip parçayı böyle katlıyoruz. Sonra bu sicim parçalarını kumaşımıza yapıştırıyoruz. Vay canına, tam bir tasarım çanta oldu. Şimdi bütün eşyalarını bunun içine koyabiliriz. Bu ufak şişe gibi. Hadi bir dene bakalım. Bir saniye, sana da bir çanta yapmamız lazım. Bir bakalım, çantamda bir şeyler bulabiliriz. Bunların hiçbiri olmaz. Ah, bir saniye, bu nedir? Diş fırçamın burada olduğunu unutmuşum. Ama onu şimdi dişlerim için kullanmayacağım. Kutusunun üstüne böyle tut kastırıyoruz. Bu kadar yeterli. Sonra kutumuzu bu boncukların içine daldırıp çeviriyoruz ve her tarafını boncukla kaplıyoruz. Şimdi diş fırçasını çıkarabiliriz. İşte güzel bir el çantamız oldu. Tam oyuncak bebeğime uygun bir şey. Üstelik elbisene de çok uydu. Çok içime sindi doğrusu. Şimdi dışarı çıkıp hamamızı atabiliriz. Bernie çok tatlı bir kıza benziyor. Onunla iyi arkadaş olabiliriz. Aman tanrım, bunlar benim için mi? Evet, böyle bir şey yapmam lazım. Ama önce birkaç hediye bulmalıyım. Aa, bu nedir? Of, boşmuş. Aa, başka bir şey bulmam lazım. Aa, burada ne varmış? Oo, bu Britney'e pek uymaz sanırım. Devam ediyoruz. Gözlerimi açık tutmalıyım. Oo, belki çiçeklerden hoşlanıyordur. Şunu alıyorum. Bununla güzel bir buket yapabilirim. Çiçekleri böyle bir araya getiriyoruz. Çevresine bir ip bağlayıp üstüne bir fiyonk ekliyoruz. Çok güzel oldu. Umarım hoşuna gider. Hadi ver bu buketi onlara. Britney, ne var? Sana bir şey vereceğim. Al hadi. Bu benim için mi? Birazdan dönerim. Ama benim de bir şeyler bulmam lazım. Bunların hiçbiri de olmaz. Bir kolye. Ama bir şey daha lazım. Bir kaplan. İşte bu işe yarayabilir. Bir denemeye değer. Bunu özel bir şeye dönüştürmeliyim. Yok, dinozor olmaz. Akrep hiç olmaz. İşte bu güzel oldu. Şimdi bunun üstüne biraz renk katalım. Kürkündeki noktalar için siyah boya kullanıyoruz. Sonra sarı boyayla ufak noktalar ilave ediyoruz. Müthiş bir şey olacak. Şimdi kolyeyi alıp kaplanın boynuna takıyoruz. Vay canına, şuna bak. İşte karşınızda pahalı bir kedicik. İnanılmaz. Kendall çok üzgün görünüyor. Hadi onu nişelendirelim. Hey Kendall. Bu senin için. Umarım seversin. Vay canına, daha önce kimse bana hediye vermemişti. Sen de bu çiçekleri al.
Aa, önemli olan düşünmüş olman. Gel sana bir sarılayım. Esaslı bir yenileme bir oyuncak bebeğin bile görünümünü ve ruh halini değiştirebilir. Sonuçta herkes biraz şımartılmayı sever, öyle değil mi? Senin en sevdiğin dönüşüm tiyosu hangisi oldu? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Of, ne kadar çok seçenek var. Aa, şuna bak. Hey, merhaba. Nasıl gidiyor? Beni bedavaya alabilirsin. Evet, ama benim pahalı zevklerim var. Ben tam sana göre bir oyuncak bebeğim. Vay canına, sen muhteşemsin. Anneanne, bunu istiyorum. Şaka yapıyorsun herhalde. Bunun beni ne kadar incittiğini biliyor musun? İşte bunu istiyorum. Peki, onu alıyoruz. Oh, teşekkürler hanımefendi. Tekrar bekleriz. Hadi gidelim tatlım, araba bekliyor. Vay canına, çok fazla oyuncak var burada. Merhaba. Parasını yiyorum şu an. Aa, özür dilerim. Peki, sustum o zaman. Hangi oyuncağı alsam acaba? Oh, bu güzelmiş. Aa, ne kadar? Buna param yetmez. Zengin oldum. Yaşasın. Ne, bana yardım edebilir misiniz? Bununla ne alabilirim? Ha, şuna bir bakayım. Şaka mı yapıyorsun sen? Hey, o para benimdi. Bunu yaptığına inanamıyorum. O benim harçlık paramdı. Bunu biriktirdim ben. Bir dakika. Aa, burada bir şey var. Bu bir oyuncak bebek. Üstelik bedava. Müthiş. Bugün şanslı günümdeyim. Sen benimle geliyorsun. Bunu buraya koyacağım. Şunu da buraya koyacağım. Bu raf ünitesi çok şirin. Banyoda harika görünecek. İşte bir de küçük bir motivasyon yazısı. Evine hoş geldin. Burada mutlu olacaksın. Karnın aç olmalı senin. Nefis çikolata kreması. Aç ağzını. Aa, olamaz. Ne yaptım ben? Elbisene çikolata bulaştırdım. Ah, çok üzgünüm. Yapılacak tek bir şey var. Seni temizlemem gerekiyor. Aa, bir saniye. Burada eksik bir şey var. Bizim küvetimiz yok. Bunu hemen halletmeliyiz. Ah, para bütün sorunları çözer. Benim bir ekspres teslimat ihtiyacım var. Aa, ne çabuk geldi. Bir dakika. Bu küvet tuhaf bir şey ama. Ay, kafam çok karıştı. Aa, kutuyu açıyoruz demek. Aa, işte bu güzel. Muhteşem görünüyor. Bunu banyoya koyayım. Oo, çok şık gerçekten. Hadi küveti dolduralım. Yeterince rahatlatıcı olmadı ama. Bize ne gerektiğini biliyorum. Şirin kalpler elbette. Tamam, banyon hazır bebeğim. Buna bayılacaksın. Vay canına. Şunu görüyor musun? Sen çok güzel görünmüyorsun. Kir pas içindesin. Kirler de çıkmıyor. Aa, bir dakika. En iyisi daha sert ovalayayım. Aa, sanırım daha da kötüleşti. Ne yapacağım ben şimdi? Aa, bir fikrim var. Gel benimle. Aa, bu banyo çok güzelmiş. Belli ki onun da hoşuna gidiyor. Şey, bebeğim küvetini kullanabilir mi? Ne? Hayatta olmaz. Gidin buradan hemen. Anne kötü bir kız. Merak etme, bunu halledeceğiz. Burada kullanabileceğim şeyler olmalı. Bana bir saniye ver. Ah, pırıl pırıl bir altın para. Aa, teşekkürler. Bakalım neler almışız. Pek fazla bir şey yok. Hepsini dışarı boşaltayım. Şunları bir doğru dürüst bakalım şimdi. Aa, bunlarla mı çalışacağım ben? Aa, bu olmaz. Aa, bu nedir? Aa, işte bu faydalı olabilir. Evet evet, bununla bir şeyler yapabilirim. Hadi başlayalım o zaman. Kağıdı üçgen şekilde katlayıp böyle bir kat izi yapıyoruz. Şimdi altta daha küçük bir üçgen yapıyoruz. Artık alt kısmını yukarıya katlayabiliriz. Diğer tarafa da aynı şeyi yapıyoruz. Aynen böyle. İlk o origami dersini almışım. İşte güzel oluyor. Umarım istemeden başka bir şey dönüşmez. Pekala, nerede kalmıştım ben? Aa, tabii ya, bu kağıdı katlıyordum. Şimdi kenarlarını içeri katlıyorum. Harika. Şimdi burayı tekrar açıyoruz. Sanırım gereken bütün katlamaları yaptım. Artık birleştirmeye başlayabilirim. Uçları böyle içeri kıvırıp bir küvet şekli veriyoruz. Vay canına, gerçekten küvete benzemeye başladı. Şimdi yapacak bir şey daha var. Katları birbirine yapıştırmamız gerekiyor. Buraya yapıştırıcı sürüyoruz. Aksi halde küvetimiz dağılabilir. Tamam, bu kadar yeter. Artık küvetimizi bitirebiliriz. Şimdi bunu kenara bırakıyoruz. Fon kağıdından uzun bir şerit kesmiştim. Şimdi bunu böyle rulo yapıyoruz. Kağıdı sıkıca sarıyoruz. Şimdi bunu hafifçe büktüğümüzde bu şey musluğumuz oluyor. İşte bu kadar. Küvetimiz tamamdır. Nasıl oldu sence? Biliyorum, harika oldu. Hadi bir deneyelim şunu. Burası uygun bir yere benziyor. Burada güzelce bir banyo yapabilirsin. Su nasıl? Bir dakika, hiç terbiyem yok değil mi? Ben en iyisi seni yalnız bırakayım. Aha. Aa, yıkandın demek.
Tertemiz olmuşsun. Harika görünüyorsun. Ve mis gibi de kokuyorsun. Bence harika bir iş çıkardık. Hazır mısınız? Hanımlar motorları çalıştırın. 3, 2, bekleyin. 1, başlayın. Rim rim. Bu çok çılgınca. Ağlamaz kaza yaptın sen ya. Çok heyecanlı. Gözümü alamıyorum yarıştan. Bitiş çizgisine az kaldı. Yaşasın. Sen kazandın. Müthiş bir yarışçısın sen. Biz de yarışabilir miyiz? Ne? Hayır tabii ki. Araban var mı ki senin? Hayır. O zaman nasıl yarışacaksın? Biz hiç eğlenemiyoruz. Şimdi de atıştırmalıklarımız bitti. Ama bu aklıma bir fikir getirdi. Artık işe girişsem iyi olacak. Kutuyu kesip açıyoruz. Şimdi de katlıyoruz. Sonra ortasına büyük bir delik, yanlara da küçük delikler açıyoruz. Şimdi bunu boyamamız lazım. Bunun için bu parlak pembeyi kullanacağız. Bence çok güzel olacak. Fırçayla kutuyu bir güzel boyuyoruz. Her yere eşit miktarda boya yayıyoruz. İşte tam istediğim gibi oldu. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Yalnız daha yapacak çok işimiz var. Bu fon kağıtlarından yarım daireler kesip kenarlarını katlıyoruz. Bunlar bizim tekerleklerimiz olacak. Tekerlekleri yan tarafındaki deliklere yerleştiriyoruz. Sonra da arabanın süslemesini bitiriyoruz. Bu kaputu oluyor. Buraya da farlarını yerleştiriyoruz. Çünkü nereye gittiğimizi görmemiz lazım. Boyadığım bu dondurma çubuklarını kaputun üstüne koyuyoruz. Bir köpük parçasından da koltuk yaptım. İşte bu da ön camı oluyor. Artık gidebiliriz. Kazanmamız gereken bir yarış var. O da ne öyle? Bu benim bebeğimin arabası. Sen öyle diyorsan. Bu nasıl bir yarışma olacaksa artık. Benim arabamın turbosu var. Benim de sopam var. Hadi yürü bakalım. Vay canına, bak ne kadar hızlı gidiyor. Süper bir yarış oldu. Hey, bana dokunmasana. Bir dakika. Bu da ne? Çok iyi gördün kedicik. Harika bir iş çıkardın doğrusu. Vay canına, çöpten çıkan bir bebek. Sen çöplerin içinde mi takılıyorsun? Bak ne buldum. Sen buna bebek mi diyorsun? Bebek dediğim budur. Prensese benziyor. Ama benim bebeğimin bir evi var. Seninkinin var mı? Çok komiksin. Buna ne dersin? İçinde her türlü ev aleti var üstelik. Ve bebeğim burada yaşamaktan çok mutlu. Bu senin karton evinden çok daha güzel. Ne demek öyle diyorsun? Birazdan göreceğiz. Peki görelim o zaman. Başlıyoruz o halde. Evine hoş geldin. Biraz dar galiba değil mi? Zengin olmak harika bir şey. İstediğim her şeyi satın alabiliyorum. Bu büyük haksızlık. Şu kıyafetlerine bak. Hepsi kirli ve yırtık pırtık. Keşke sana güzel elbise alabilseydim. Bu elbise çok güzel. Sen bunu hak ediyorsun bebeğim. Aklı fikri bize gösteriş yapmakta. Ben ne yapacağımı biliyorum. Kazağımı kullanabilirim. Ne yapıyorsun sen? En iyisi bunu hiç görmemiş olalım. Harika bir fikrim var. Bebeğime kazağımın kolunu giydireceğim. Pek hayal ettiğim gibi olmadı. Peki seni şöyle sarmalasam? Hayır, bu daha kötü oldu. Yok, kazağım işe yaramadı. Bir dakika. Bu nedir? Belki bu plastik torbayı kullanabilirim. Evet, bu işimizi görebilir. Dönüşüm zamanı geldi artık. Torbayı elbise şeklinde kesip bebeğimin üstüne koyuyorum. Sonra torbayı beline bağlıyorum. Vay canına, harika oldu. Senden çok güzel bir manken olur. Müthiş görünüyorsun. Eva, şuna baksana. Ne? Şaka yapıyorsun herhalde. Böyle bir şey olamaz. Evet, bir acil durum var. Tam zamanında geldi. İşte tam istediğim şey. Bu elbise gerçek altından yapılma. Müthiş, sana da çok yakışmış gerçekten. Adeta film yıldızı gibi görünüyorsun. Bayıldım. Buraya bakar mısın? Sanırım biraz kıskanacaksın. Çok güzel bir elbise. Bir parti vermemiz lazım. Ne? Olmaz. Biz sadece zenginlerle parti yaparız. Neyse ne. Seçim yapmak çok zor. Bir türlü karar veremiyorum. Acaba hangi renkli ayakkabıyı giydirsem? Benimkilere uyumlu bir şey olmalı. Bunlar mı? Yok, olmaz. Senin için de ayakkabıya ihtiyacımız var. Çoraplarım güzel mi sence? O kocaman deliği boş ver ama. Biraz utanç verici bir durum değil mi? Umarım kimse görmemiştir. Bu deliği saklamalıyım. İşte böyle daha iyi. Ama yine de sana giydirecek bir ayakkabı bulmamız lazım. Şu çekmeceye bakalım, belki kullanabileceğimiz bir şeyler vardır. Of, örümceklere bak. Elime bulaştı. Sanırım daha sık temizlik yapmam lazım. O zaman ne duruyorum ki? Bir saniye. Buldum. Bu süngerin üzerine bir oval çizdim. Şimdi onu kesiyoruz.
aynı şeyi farklı renkli süngerlerle de yapıyoruz. Çok renkli bir şey olacak. Şimdi parçaları üst üste koyuyoruz. Aynen böyle. Bunların üstüne bir parça köpük yapıştırıyoruz. Tamamdır, dene bakalım. Aa, ayağına da tam oturdular. Bir de yürümeyi deneyelim. Bebeğim, çok iyi görünüyorsun. Son derece şık ve pratik. Ben de aynısından istiyorum. Hey Eva, şu ayakkabılara bak. Of, bir türlü karar veremiyorum. Ne? Ne? Vay canına. Bu eski şeylerden çok daha güzeller. Ha? Olamaz. Üstüne bastım. Of, şunun haline bak. Daha günleri olmuştur herhalde. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Meydan okuma zamanı. Bu sefer harika bir iş çıkaracağız. Güzel bir banyoyu kim sevmez ki? Özellikle de böyle bir pamuk şekerle. Sence bunun hepsi oraya sar mı? Hadi bakalım. Bu ona çok iyi gelecek. Hadi bakalım küçük hanım. Ve şimdi de bu dış fırçasını kullanalım. Bunun sayesinde derisi pürüzsüz bir hale gelecek. Çok iyi geliyor değil mi? İşte yüzün de tamamdır. Şu an papatyalar kadar taze görünüyorsun. İyi iş çıkardık doğrusu. O da kim? Hey, bunu benim için Barbie'ye verir misiniz? Ne yazıyor üstünde? Barbie'yi baloya davet ediyor. Evet. Harika. Aa, ne romantik. O zaman yapacak işlerimiz var. Saçların ucunda bir sürü kırık var. Bunun tek bir anlamı olabilir. Saçları kesiyoruz. Şimdi bir bakalım. Buradan birkaç santim. Pekala. İşte başlıyoruz. Merak etme Barbie. Canını hiç yanmayacak. Şimdi şuradan bolca kısaltıyoruz. Bolca mı dedi? Ne yaptığını bildiğinden emin misin sen? Aa, tabii ki. Ona en iyisi ben karar vereyim. Ah hey! Bu konuda bana güvenebilirsin Miles. Olivia hayır. Hadi işi biraz hızlandıralım. Hayır, buna bakamayacağım. Artık moda bu. Merak etme, birazdan göreceksin. Eminim şu an kendini iyi hissediyordur. Az bir şey daha kaldı. İşte bitti. Saçıma ne oldu benim? Tam bir fiyasko. Muhteşem bukleleri gitti. Bu ne büyük kayıp. Bir dakika, buraya ne girmiş böyle? Hey, ver şunu bana. Saç mı istiyorsun? Hadi arkana yaslan. Bu biraz zaman alabilir. Kafasında bir sürü delik var. Şimdi onların hepsini kullanacağım. Şimdiden inanılmaz olduğunu söyleyebilirim. Şu katmanlara bir bak. Vay canına. Müthiş bir çalışma oldu. Beğendin mi Barbie? Bence beğendi. Sen ne yapıyorsun öyle? Oo, beni okşuyor musun? Mavi saçlar demek. Güzel. Oo, çok tatlısın. Ha, Olivia. Merhaba Miles. Vay canına, saçın çok mavi olmuş. Barbie'yi görünce dayanamadım. Peki öyle olsun. Hazır mısın? İşte bunu halledeceğiz. Bu uzunluk tam onun ölçülerinde. Peki ya beli? Tam tahmin ettiğim gibi. Tamam, hadi başlayalım. Şimdi fazlalıklardan biraz kırpalım. Güzel oluyor. Tamam, bunları kullanabiliriz. Bu renk nasıl? Beğendin mi? Hayır. Tamam o zaman. İşte bu. Ha? Of, nefes alamıyorum. Bu oldu mu şimdi? Seni duyamıyorum. Ne dedin? Bence daha güzel bir şey yapabiliriz. Bir saniye, ben hallederim. Al bakalım. Üfle işte böyle. Aferin, beceriyorsun. Bu seni sakinleştirecektir. Bir şey değil canım. Ben nerede kalmıştım? Burada neler oluyor? Ah, şuna bir bakayım. Sanırım bunu kullanabilirim. Buna bayılacaksın. Önce sönük haldeki balonu ikiye katlıyoruz. Sonra ucunu kesiyoruz. Şimdi diğer ucu kesiyoruz. Güzel. Şimdi balonu açıp bacaklarından geçiriyoruz.
Süper oldu. Ama daha işimiz bitmedi. Şimdi belini halledelim. Ve bu minik yeleği giydirelim. Bence hepsi bu. Fotoğraf çekimine hazır mısın? Bu kumaşa bayıldım. Hey! Harika bir başlangıç yapmışsın ama yapılması gereken bir sürü iş var. Tırnaklarını da halletmemiz gerekiyor. Vay canına, ne uzun tırnaklar. Merak etme, birazdan keseceğim. Aksi halde ellerinle hiçbir şey yapamaz. İşte bu yüzden tırnaklarını kısaltıyoruz. Süper, sırada bunlar var. Güzel. Yalnız şu an çok keskinler. Tırnaklarını törpüleme zamanı. Ne korkunç bir ses çıkıyor. İşte işimiz bitti. Ekip çalışması gibisi yok gerçekten. Ha? Hadi çakın bir beşlik. Al bakalım. Bir şey değil tatlım. Sence onu gerçekten seviyor mu? Bilmem. Bir dakika, kafasını sallıyor. Ha? Barbie'ye bak. Telefonumu yürütmüş. Bu telefon artık benim. Oo, ne kaba bir kızmış böyle. Sen dur, ben hallederim. Ha tamam, buldum. Barbie'ye bir telefon yapacağım. Çok şirin değil mi? Ama neden buna biraz ışıltı katmıyoruz? Aynen bunun gibi. Bunu kenarları belirlemek için kullanacağız. Şeridi böyle kenarlar boyunca ilerletip telefonumuza yapıştırıyoruz. İşte boyu da tam oldu. Ama şimdi buraya biraz bir şeyler ekleyelim. Mesela biraz para gibi. Bu plastik parçayla paraları burada tutabiliriz. Şimdi simi de sürünce her şey daha güzel olacak. Bence de simden bol bir şey yok. İşte muhteşem oldu. Ha, bu şey inanılmaz olmuş. Bunu sen mi yaptın? Evet, al bu senin Barbie. Harika, işe yaradı. Biz nerede kalmıştık? Umarım bu şeyin Wi-Fi'yi vardır. İzlemek ister misiniz? Biz hazırız. Yani doğru açıyı yakalamamız lazım. Bu video çok komikmiş. Bayıldım. Eğer hesaplamalarım doğruysa... Hey, kokuyu alıyor musun? Bu senden geliyor olmalı. Ay yok artık. Yine o koku bak. Hayır, kolan indi lütfen. Koltuk altların feci kokuyor. Buna daha fazla dayanamayacağım. Artık müdahale ediyorum. Kıpırdamadan dur, olur mu? Nefes alamıyorum. Abarttın sen de ama ya. Neyse, ben hallederim. Güzellik salonuna hoş geldin Barbie. Bir kez ağda yaptırdın mı artık dönüş olmaz. İşte oldu, görüyor musun? Ne çok tüy toplanmış. Yok. Az önce ne oldu bilmiyorum ama koku gitmiş. Hırsız olmuş. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Hadi bana da yap. Benim de koltuk altlarım pürüzsüz olsun. Ne diyorsun bu işe Barbie? Yok, bence yapma, sakın yapma. Barbie, duydun. Ne? O kadar da kötü değil ama, değil mi? Deodorant kullanmaya başlasam iyi olur. O kadar acıktım ki bir atı bile yiyebilirim. Aynen, ben de açlıktan ölüyorum. Bu da ne? Ben de açım, bana da yemek verin. Kendimi kötü hissettim. Buldum, çantamda bir pasta var. İşte bu. Süper minik pasta. Al bakalım. Tanrım, ona ne versek acaba? Bilmem, ne istiyorsun peki? Çantama mı? Kendine ait bir çantası olmasını istiyor. Sana bu konuda yardımcı olabilirim. Sen bu küçük şeyi istiyorsun. Ve bunları da. Başlayalım hadi. Öncelikle buraya sıcak tutku asırıyoruz. Sonra boncukları yapıştırıyoruz. Ve bir süre sonra kutumuz böyle görünecek. Tek bir boşluk kaldı. İşte bitirdim. Harika oldu. Yalnız bunun bir şeye daha ihtiyacı var. Mesela bunun gibi. Bum. Çok kolay oldu. İşte acayip şirin çantamız hazır. Artık bu senin.
Aa, bu benim mi şimdi? Oh, müthişmiş. Bir şey değil. Şimdi ne var? Ay, çiş yapmam lazım. Sen ciddi misin? Bir saniye Miles. Bak, bunu kullanabilir. Gördün mü? Bu minicik bir klozet. Hadi bakalım, hallet işini. İşte geliyor. Bu berbat bir koku. Bu da ne? Hadi çıkalım buradan. Çok rahatladım bir anda. Müthiş bir aşama kaydetti gerçekten. Sen ciddi misin Miles? Bu yeni görünümün ikimizi de duygulandırdı. Ne harika bir dönüşüm oldu değil mi? Saat geç olmuş. Bak bu Ken. Buraya atla gelmiş. Merhaba. Barbie seni bekliyor. Hadi bakalım, artık hazırsın. Sıkı tutun tatlım. Vay canına, burası da ne böyle? Çok iyi iş çıkardık. Mutlu sonlara bayılırım. Spa günü gibisi gerçekten yok. Ara sıra kendini şımartmak çok iyi geliyor. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Bunu dört gözle bekliyordum. Altın yüz maskesi. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Oyuncak bebeğimi de unutmayayım tabii. Plastikten yapılmış olmak sandığı kadar harika değil. O en iyisini hak ediyor. Ayak banyosu mu? Alışveriş yapmak için bugün her yere yürüdüm. Harika, su çok sıcak. Altın göz torbalarına çok iyi geliyor. Gerçi benim göz torbalarım falan yok ama olsun. Kendimi şu an çok çekici hissediyorum. Bu spa olayı muhteşem bir şey. Ayakları yıkamak insanı çok rahatlatıyor. İşte hayat böyle değil mi? Hey, onu atıştırmak için saklıyordum. Ne oldu böyle? Vay canına, bir Barbie partisi. İşte bu, sonunda başardık. Bütün önemli oyuncak bebekler orada olacak. Sana bir kıyafet seçmemiz gerekiyor. İşte bu kısma bayılıyorum. Defilemiz başlasın. Beğendiğin bir şey var mı? Yok, hayır, bu da olmaz. Bunu ben mi almışım? İğrenç, tam bir felaket. Ben hazırım artık. Ne düşünüyorsun? Ama doğruyu söyle. Harika görünüyorsun. Bir dakika, Barbie partisi varmış. Davetiyemiz postada kaybolmuş olmalı. Psst, bir şey diyeceğim. Partiye biz de gidebiliriz. Hey, ben de gelebilir miyim? Lütfen, hadi lütfen. Bir sorsam iyi olur. Betty dinle. Bizimle partiye gelmek istiyorlar. Gerçekten mi, onlar mı? Sanırım sorun olmaz. Sahibim sorun olmayacağını söylüyor. Yaşasın. Hey. Teşekkürler. Çok heyecan verici ama bu kıyafetle olmaz. Sonuçta bizim itibarımız var. Yani o kıyafetler... Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Bir dakika, buldum. Bu balonla sorunumuzu çözebiliriz. Hadi işe koyulalım. Bir dakika. İşte bu. Ne düşünüyorsun? İşte şık, eğlenceli ve tam istediğim parti kıyafeti. Vay canına, bayıldım buna. Bende ona uyacak bir çanta da var. Bir dakika, sanırım köpeğim yemiş bunu. Halbuki bu çantayı çok severdim. Bunu hiç görmediniz, tamam mı? O zaman çöpe gidiyor bu. Sorun yok. Ama senin bir şeye ihtiyacın var. Neyse ki elimde bu parlak kart var. Kartı çizgilerle işaretlemiştim. Şimdi kartı alıp bu şekilde katlıyoruz. Bu kısmına bir kat daha yapıyoruz. Aynısını karşı tarafa da yapıyoruz. Sonra köşeleri katlayıp küçük üçgenler yapıyoruz. Aynen böyle. Şimdi yanlarını katlıyoruz. Sonra da üçgenlerin üstüne bastırıp kartı katlıyoruz. Aynı origami yapar gibi. Ama ben şu an kuş yapmıyorum. Bütün katlama yerleri tamam. Artık buna çanta şekli verebiliriz. Köşeleri böylece büküp en üstünü katlıyoruz. İşin zorlu kısmına geliyoruz. Kenarları kıvırıp ortaya inmemiz gerekiyor. Kartı böyle bir araya getirip bu parçaları zarf gibi katlamamız gerekiyor. Şimdi buraya da bir kapak yapıyoruz. İşte bu kadar. Küçük şirin çantamız tamamdır. Ama bunun biraz pırıltıya ihtiyacı var. Bu zincirde çantamızın askısı olarak kullanabiliriz. Muhteşem oldu. İşte bebeğimin ihtiyacı olan şey. Bunu herkesin görmesi için sabırsızlanıyorum. Çok ideal bir aksesuar oldu. Bu parça elbiseni çok iyi tamamlayacak. Harika görünüyorsun tatlım. Ne düşünüyorsun? Demek olay bu, öyle mi? Bende daha güzel bir şey var. Bekle biraz. Bende bir dakika, bu ayakkabı kutusu mu? De önemli değil, bunu kullanabiliriz. Şimdi bunu güzel bir şeye dönüştüreceğiz. Önce bir kat siyah boya sürüyoruz. Sonra kurumasını bekliyoruz. Daha sonra altın rengi boyayı alıp kutunun üstünde noktalar yapıyoruz. Bu noktalarla eşsiz bir desen oluşturuyoruz.
Şimdi üstüne ve kenarlarına bu noktaları ve pulları ekliyoruz. Çantamızın zarif bir şey olması gerekiyor ama hayranlıkla uyandırması lazım. Bu kadar süsleme yeterli. Bence harika oldu. Şimdi ayakkabıları içinden çıkarıyoruz. Bu metal topa altın rengi bir ip geçirmiştim. Şimdi kutunun tepesinde bir delik açıp o ipi delikten geçiriyoruz. Şu an tek istediğimiz biraz para. Aa, muhteşem oldu. Bunu görmeniz lazım. Her bebek böyle bir çanta ister. Hadi al bakalım. Vay canına, çok güzel. Beni çok iyi tanıyorsun. Sanırım artık hazırız. Hadi partiye gidiyoruz. Üf, ne gündü ama. Bir de bana sor. Ha, bu da nedir? Benden bir hediye gelmiş. Oo, çok düşünceli bir çocuk. Üstelik romantik de. Yalnız o benim erkek arkadaşım. Ne dedin sen? Demek bana vurdun öyle mi? Pat, al bakalım. Benden uzak dur. Kessin şunu. Sanırım haklısın. Yalnız o hediye bize geldi. Aa, hayır, tabii ki bize geldi. Of, her neyse. Kutuyu açıyorum. O zaman kimin için geldiğini öğreniriz. Vay canına, şuna bak, muhteşem. Senin harika bir zevki var. Sana bize geldiğini söylemiştim. Aa, sanki bizim de umurumuzda. Hadi şunu bir deneyelim. Çok rahat görünüyor. Aman tanrım, hep bir tahtım olmasını istemişimdir. Yani her zaman onun kraliçesi olduğumu söyler. Demek bunu söylerken ciddiymiş. Otur hadi. Aa, bir dakika. Buna ihtiyacın olacak. İşte sana harika bir aksesuar. Harika görünüyorsun. Bu anı yakalamamız lazım. Bak, bunu da fon olarak kullanabiliriz. Hadi çekiyorum, gülümse. Yaşam tarzı dergileri buna çıldıracak. Oo, çok fotojeniksin tatlım. Duştan yeteneğin var. Ne yapıyorsun sen? Muhteşem bir iş çıkarıyorum. İşte böyle. O pozda kal. Bunun için zamanım yok benim. Vay canına, büyüleyici. Evet, biliyorum. Müthiş. Gerçekten müthiş. Bir saniye. Aa, demek pipet buradaymış. Hmm. Ben de onu arıyordum. Wow. İşte bunu kullanabilirim. Pipetin kenarına yapıştırıcı sürüyoruz. Küçük bir bölümünü boş bırakıyoruz. Sonra pipetimize başka bir pipet yapıştırıyoruz. Böyle bir şey olana kadar pipetleri yan yana eklemeye devam ediyoruz. Şimdi bunu yana bırakabiliriz. Sonra bu iki pipeti böyle birbirine yapıştırıp aynısından bir tane daha yapıyoruz. Bu bizim iskeletimiz olacak. Diğer pipetleri bunun üstüne yerleştiriyoruz. İşte süper rahat bir şezlongumuz oldu. Bunu bebeğime göstermek için sabırsızlanıyorum. Kesin çok hoşuna gidecek. Bu tam ihtiyacı olan şey. Çok rahat edecek. Aman tanrım. Ah, çok harika. Yaşasın. Aa, hareketli bir fotoğraf. Kendimi çok canlı hissediyorum. Daha yükseğe, daha yükseğe. Aa, olamaz. Ne yaptım ben? Sandalyem kırıldı. Bütün gün bunu izleyebilirim. Gülmeyi keser misiniz? Buna inanamıyorum. Vay canına, yeni bir oyuncak bebek. Acaba neye benziyor? Hadi açıp öğrenelim. Oo, çok değişik bir şey. Ama onun bir banyoya ihtiyacı var. Onu suya batıracağım. Umarım su yeterince sıcaktır. Ve sihir gerçekleşiyor. Bak, suyun rengi değişiyor. Aa, bir şeyler oluyor. Bence artık hazırız. Ne dönüşümdü ama. Çok güzelsin. Hadi şimdi saçını halledelim. Fuu, çok göz alıcı. Renklerine bayıldım. Keşke benim saçım da böyle olsaydı. Ne şanslı bir kız. Hayat bazen çok acımasız olabiliyor. Neden ağlıyorsun? Ben de bir bebek istiyorum. Hep bir şeyler istiyorsun. Hadi al şunu o zaman. Vay canına, bugün şanslı günüm olmalı. Aa, bir saniye. Aa, evet, onu unutmuşum. İşte burada, yakala. Bu biraz garip oldu ama neyse, bence sıkıntı yok. Aa, bu çok eğlenceli. Harika vakit geçiriyorum. Hazır mısın? Hadi o zaman. Daha hızlı, daha hızlı. Bas gaza. Daha yeni başladık. Saçlarımın rüzgarda uçuşmasına bayılıyorum. Bip bip. Burada neler oluyor? Sanırım bir böcek yuttum. Bunların ehliyeti var mı? Olamaz. Saksı yere düştü. Bak ne yaptınız. Başınız büyük belada. Bunun temizlenmesi gerekiyor. Şaka yapmıyoruz. Aa, bu kadar büyütecek bir şey yok ya. Çok mantıksız davranıyorsunuz. Fırçayı ver bana. Of, çok ağırmış. Of, biraz yardım etseniz. Hadi ama şu an ne yapabilirim ki? Her öneriyi açayım. Yok, böyle olmayacak. Onun yerine bunu alın.
Hadi bakalım. Bu çok saçma. Hadi başlayın artık. Sanırım bozuldu. Daha önce de duymuştum. Ne bekliyorsunuz? Bana böyle bakıp durma. Başka bir şey bulmalıyız. Bir saniye. Sanırım buldum. Burası fırçasına ihtiyacımız olacak. İşte bu işimizi görecek. Hey! Kılları gayet güzel ve yumuşacık. Kılları yerinden çıkarıyoruz. Bu işin kolay kısmıydı. Fon kağıdından bir parça kesip fırçaya yapıştırıyoruz. Diğer tarafa da aynısını yapıyoruz. Şimdi bize ince bir lollipop çubuğu lazım. Çubuğa bu mavi kağıdı sarıyoruz. Yalnız sıkıca sarılmasına dikkat ediyoruz. Aynen böyle. Sonra kağıdı bantla tutturuyoruz. Aynısını alta da yapıyoruz. Şimdi fırçayı takabiliriz. İşte bu işlerini görür. Ama kiri toplamak için de bir şeye ihtiyacımız var. Turuncu bir fon kağıdı alıp bu şekilleri kesiyoruz. Büyük olan şeklin kenarına yapıştırıcı sürüp diğer parçayı ona yapıştırıyoruz. Şimdi bunu tutacak bir çubuk gerekiyor. Onun için başka bir lollipop çubuğu kullanıyoruz. Şimdi bu parçaları birbirine yapıştırabiliriz. İşte bu kadar. Wow! Temizliğe başlama zamanı geldi. Gerçekten harika fikrim bu muydu? Bu kesin aklını başından alacak. Ben el işleriyle uğraşamam. Onun yerine alet kullanmayı tercih ederim. Bu mini süpürge gibi. Çok şirin değil mi? Bu bütün kiri tozu temizleyecek. Vay canına, etkileyici. Ve bu benim. Hadi bakalım. İşe koyulun. Bu büyük haksızlık. Sürücü ben değilim ki. Hadi her yer tertemiz olacak. Ya ne demezsin. Hadi sen de bunları al. Vay canına, teşekkürler. Hadi şu işi bitirelim. Bana bunu yaptırdığına inanamıyorum. Bir an evvel bitmesi için sabırsızlanıyorum. İşte bitirdik. Güzel olmuş değil mi? Harika bir iş çıkardınız. Sizinle çok gurur duyuyorum. Ama bunu bir daha yapmayın. Yay! Hepimiz güzel görünmek isteriz. Senin en beğendiğin makyaj tüyosu hangisiydi? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Aman tanrım, aman tanrım, hadi kapıyı aç. Biraz terbiyeli olur musun? Bunun sorunu ne? Daha fazla tutamayacağım. Of. Ama ya, klozeti kim böyle bırakır? Senin burada ne işin var? Hadi seni çıkaralım şuradan. Of, böyle bir şey yaptığıma inanamıyorum. Çok iğrenç. Saçın başın darmadağın olmuş. İnanılmaz, ben de günümün kötü geçtiğini düşünüyordum. Seni temizlemem lazım. Umarım kapalı yer fobin yoktur. Hadi gir bakalım. Biraz başın dönebilir. Hipnotize oldum resmen. Neyse ki işim bitti. Vay canına. Çok fark etmiş. Şu an çok daha iyi görünüyorsun. Biraz daha düşündüm de öyle değil aslında. Senin saçlarını halletmemiz lazım. Merak etme, ne yapacağımı biliyorum. Yeni bir görünümün zamanı geldi. Hem eğlenceli hem de şuh bir şeyler yapalım. Kısacık bir modele ne dersin? Altına gibi kulelere elveda. Bunu yapmak çok eğlenceli. Bunu oyuncak ayılarıma da yapmalıyım. Her yere sakız yapışmış. Hepsinden kurtulmamız lazım. Şimdi kımıldama. Seni şampuan diye bir şey duydun mu? No, sanırım duymadın. Bu çöpe gidiyor. Yok böyle olmuyor. Hepsini kesiyorum. Kim bilir, belki kellik sana yakışır. Sanırım bunu birazdan anlayacağız. Uzun saçı gözde çok büyütüyorlar. Benimki hariç. Ben saçımı asla tıraş etmezdim. Bir şey diyeyim mi? Kellik pek koşturmuyor. Daha iyi bir fikrim var. Kafanın üstüne tut, kastıracağız. Bunun bir saç kremi olduğunu düşün. Bu kadar yeter. Şimdi bu mor saçı kullanacağız. Tutamı annemin peruklarından birinden almıştım. Yeni saçını kafana yapıştırıyoruz. Düzgün yapıştırmak için bu fırçayı kullanıyoruz. Sonra birkaç tutam daha alıp kafanı bunlarla kaplıyoruz. Arada hiç boşluk bırakmıyoruz. Yoksa çok kötü görünebilir. Bu da sonuncu tutam. Vay canına, bazen kendimi bile şaşırtıyorum. Şimdi saçlarımızı bir tarayalım. Müthiş görünüyorsun. Ama daha işimiz bitmedi. Şimdi saçlarına biraz parıltı ekleyelim. Bu ufak alet işi çok kolaylaştırır. Aleti saçın üstüne yerleştirip bastırıyoruz. Bunu yapınca saçına taşlar yapışıyor. Kim biraz parıltıdan hoşlanmaz ki? Gördün mü, sana güzel görüneceğini söylemiştim. Bu işi profesyonel olarak yapmam lazım. Muhteşem oldu. Vay canına, sana gerçekten çok yakıştı. Tamam, sırada ne var? Kirpiklerine de bir şeyler yapmamız lazım. Öf, acıdı. Arkadaşım için biraz fedakarlık ama buna değer. Herkes upuzun kirpikleri olsun ister. Birkaç tane daha ekleyelim. Vay canına, işte ben de bundan bahsediyordum. Pekala, şimdi uzan bakalım, sıra dudaklarında. Elimde buna uygun bir şey var. Bu şeffaf ojeden bahsediyorum. Ben kendimi böyle bir şey yapmazdım. Ama bu sana çok yakışacak. Dudaklarını bununla hafifçe kaplıyoruz. Aynen böyle. Sonra üstüne de sim serpiştiriyoruz.
Benim seçimim pembeden yana. Bence bu dudaklarını çok öne çıkaracak. Pardon, sanırım biraz fazla oldu. Merak etme, şimdi üflerim gider. Vay canına, kendime ne simli ruj alsam iyi olacak. Seninle aynı makyajı yapabiliriz. Sana bir bakalım şimdi. Hmm, ne eksik kaldı? Buldum. Bir dövmeye ne dersin? Ama bu acıtmayanlardan. Yani en azından ben öyle sanıyorum. Şimdi bu çıkartmayı dikkatlice koluna yapıştırıyoruz. İşte çok tatlı bir dövmen oldu. Dövmeleri iki koluna da yapıyoruz. Birazdan çok harika görüneceksin. İşte olay bu. Dövme çok harika bir şey. İnsana çok ayrı bir hava katıyor. Sırada yeni bir gardırop var. Neyse ki bende ortama uygun kıyafetler var. Bunun içinde hoşuna gidecek bir şeyler olmalı. Hadi bir bak şunlara. Bu nasıl? Ne düşünüyorsun? Yok, bence pek olmadı. Biz yine gardırobumuza dönelim. Belki de tişört sana çok yakışıyordur. Bu da şirin. Yani farklı bir şey. Ama yok, olmadı bence. Başka neler varmış? Hadi bunu giy. Benim hoşuma gitti. Çok iyi oldu bence. Ama sanki eksik bir şeyler var. Sana ayakkabı da lazım. Çıplak ayakkabı pek güzel olmuyor. Benim ayakkabılarım çok büyük olmaz. Minik ördek? Herkesin içinde olmaz ama bu. Umarım suyu çekmişsindir. Bir kere daha düşündüm de bunu kullanabiliriz. Ama merak etmeyin, pis falan değil. Bu oyun hamuru tam bize gereken şey. Hamuru böyle esnetiyoruz. Ver ayağını bana. Şimdi ayağının çevresini hamurla kaplıyoruz. Kişiye özel ayakkabılar gibisi yoktur. Çok ayrıcalıklı bir şey. Sonra ayakkabılarımızı bu şekilde boyuyoruz. Artık bu benim imzam olabilir. Sarı pembe ile güzel bir kontrast oluşturdu. Topuklarını da boyuyoruz. Vay canına, her gardırobun vazgeçilmez çifti. İnanılmaz bir dönüşüm oldu, başardık. Ha? Sorun nedir? Aa evet, tuvalete gitmen gerekiyor, tamam. Şişenin üst kısmını koparıyoruz. Karate dersleri çok işe yarıyor doğrusu. Şimdi bunu boyamamız gerekiyor. Beyaz bunun için ideal bir renk. Kapağın her tarafını ve boynunu böyle boyuyoruz. Sonra kurumasını bekliyoruz. Bunu kavanozun kapağının üstüne yerleştiriyoruz. Madem ki krozete ihtiyacın var, o zaman rahat bir şey olsun. Bu kısımda köpük kullanıyoruz. Sonra rezervuarını ekliyoruz. İşte tahtın seni bekliyor. Hadi bir test sürüşüne ne dersin? Merak etme, bakmam. Vay canına, bunu hiç beklemiyordum. Ah Ken, çok yakışıklısın. Saçına da bayıldım. Hey, Ken benim arkadaşım yalnız. Ah, her şeyi mahvediyorsun. Şimdi görürsün sen. Sen benimsin Ken. Demek öyle. Ken'i ancak bu kollar kucaklayabilir. Okay. Tamam. Ah, öyle mi? Beni duydun. Bırak onu artık. Asla olmaz. Ama onu ilk ben kucakladım. Of, yalan söyleme. Aa, olamaz. Rüya evi yere düştü. Şimdi ne olacak? Aa, burası da ne böyle? Burada bir sürü güzel şey var. Yalnız her şey güzel değil gibi. Aa, çok kötü. Çok iğrenç. Ha? Yer değiştirebilir miyiz? Ha, peki. Madem ısrar ediyorsun. Aa, şimdiden kendimi iyi hissettim. Öğle yemeği zamanı. Öğlen günün en sevdiğim zamanıdır. Ne güzel hazırmış. Hmm, çok nefis. Ha? Ah, şu haline bak. Halimde ne varmış ki benim? Aynaya bak bir. Ha, özür dilerim, benim hatam. Oh, çok iğrenç. Bu benim için yeterli. Saçını düzeltmemiz lazım. Ay, çok üzgünüm. Muhteşem saçların gidiyor. Bunu yapmak senden çok benim canımı acıtıyor. Lütfen benden nefret etme. Ah, çok üzücü bir durum. Şu an çok farklı görünüyorsun. Son kalan tutumu da keseyim. İşte bütün saçların gitti. Neyse ki zor kısmı bitti. Artık kel oldun. Hey, bileziğim kopmuş. Aa, aklıma harika bir fikir geldi. Birazdan ne dediğimi anlayacaksın. Öncelikle başını altın rengine boyuyoruz. Sonra da tutkal sürüyoruz. Bu parlak taşlar yeni saçın olacak. Sence de muhteşem olmuyor mu? Oo, çok tatlı oluyor. İşte dönüşüm diye ben buna derim. Çok güzel oldu. Kimin saça ihtiyacı var ki zaten, değil mi? Çok güzel oldu.
Vay canına, nasıl parlıyor? Ha? Ne yapıyorum ben? İğrenç. Bir dakika, belki bunları kullanabilirim. Bu saçlardan kurtuluyoruz. O zaman tıraş başlasın. Tada! Ama daha işimiz bitmedi. Artık kafan tamamen pürüzsüz oldu. Mavi ve pembe bence çok yakışacak. Bak, çok havalı oluyor bence. Şimdi buralara birkaç delik açıyoruz. Burada balonlar devreye giriyor. Balonları tek tek delikten geçiriyoruz. Muhteşem. Çok eğlenceli oldu gerçekten. Sence de öyle değil mi? Yaşasın. İlginç. Aha, değil mi? Ben de seninkini çok beğendim. Çok şık olmuş. Teşekkürler. Kendimize bir kuaför salonu açmalıyız. Vay canına, kocaman bir şey. Şuna bak. Uzak tut o parmağı benden. Benim parmaklarım her zaman temizdir. Benimkiler de öyle. Gerçekten mi? Pek öyle görünmüyorlar ama. Tırnak bakımı oyunu oynamak ister misin? O tırnakların biraz bakıma ihtiyacı var. Güzel oluyor. Daha işim bitmedi ama. Olamaz. Ojem devrildi. Çok sakarım gerçekten. Eyvah eyvah. Elbisesi tamamen mahvoldu. Şuna bir bak. Bir dakika. Bir fikrim var. Eskiler gidiyor. Ve yeniler geliyor. Sıra bu bantta. Sonra bu ojeyle devam ediyoruz. Güzel oldu ama biraz parıltıya ihtiyacı var. Ve işte oldu. Göz alıcı değil mi? Evet, teşekkürler. Bence de harika oldu. Ben de yeni bir elbise yapmak istiyorum. Biraz yeşil çay içeyim. Bu şişeyi alıyorum. Çok güzel bir deseni var. Yalnız vücuda iyice oturması lazım. Süper, işte hepsi bitti. Tara, müthiş, güzel oldu değil mi? Sanki bu şey onun için yapılmış gibi. Ki öyleydi zaten. Çayım mı ilham verdi? Evet, aynen öyle oldu. Müthiş. Kalanını da ben içeyim bari. Bak, oluyor işte. Ne oluyor? Şimdi çok daha zevkli olacak. Tada! Al bakalım. İyi hakladım seni ama. Burası ne güzelmiş. Ne çok sakız var burada. Üstelik hepsi bedava. Çok iyi. Çok iğrenç. Bu şeyi istediğimiz şekle sokabiliriz. Mesela yeni ayakkabılara ne dersin? Şimdi kımıldama olur mu? Özellikle de bıçak kullanırken. Şimdi ince detaylara geçiyoruz. Böyle acele etmeden çalışıyoruz. Sonuçta harika bir şey yapacağız. Görüyor musun? Şimdi sakızı kurutup katılaştıralım. Bu bağcıkları da ekleyelim. Tabanı olmayan ayakkabı olmaz. Görüyor musun? Yeni ayakkabılarımız da hazır. Ne? Vay canına, çok güzel olmuş. Sana da yeni bir çift yapsak mı? Balon mu? Peki, bir deneyelim. Öncelikle balonu ayaklara giydiriyoruz. Ardından üstüne bir kat oje sürüyoruz. Neredeyse bitti. Şimdi ojeyi kurutuyoruz. Ve bu arada bu ojeyi bir kase suyun içine döküyoruz. Merak etme, sonuç harika olacak. Şimdi biraz sihri hazır mısın? Bütün olay suya yavaşça bandırmakta. Görüyor musun? Şimdi topukları ekleyip biraz sim sürüyoruz. Çok muhteşem oldu. Şu botlara bak. Çok güzel olmamışlar mı? Muhteşem. Teşekkürler.
Alışverişe gitmek ister misin? Ah, hem de nasıl? Aa, bu da ne böyle? Aa, bu bir hazine haritası mı? İnanılmaz. Aynı korsan haritaları gibi. Hadi başlayalım o zaman. Hazine tam burada. Ve biz de tam oraya gidiyoruz. Şimdi bir bakalım. Ben neredeyse hazırım. Ben de. Peki ya Barbie'lerimiz? Onları burada bırakamayız. Bir saniye. Ben benimkine yeni bir bisiklet yapacağım. İlk kısmını hallettim. Bu eski plastik kutu işime yarayabilir. Kutuyu bisikletin önüne takıyorum. Sen buraya oturuyorsun tatlım. Çok tarz bir bisiklet oldu. Uhu, bak nasıl tırmanıyor. Benim Barbie'm neye binecek? Belki ben de bunları kullanabilirim. Amazing. Yalnız bu hali çok sade. Kendime göre bir şeyler tasarlamam lazım. Çok güzel oluyor. Şimdi üstüne bir sürü sim serpiyorum. Şuna bir bak. Artık kesebiliriz. Bu kanatlar seni her yere götürebilir. Hadi kendini rüzgara bırak tatlım. Çok uzaklaşma ama. İşte böyle. Ağlamayacağıma söz vermiştim. Bu bir elveda değil. Sizinle tekrar görüşeceğiz. Vay canına, bu şanslı günüm olmalı. Kendime ait bir bebeğim oldu. Müthiş. Çok güzel bir bebek. Harika görünüyorsun. Çok şık ve muhteşemsin. Merhaba. Aman tanrım, bebeğine ne oldu senin? Bugün saçları iyi günde değil, hepsi bu. Bu da ne? Oyuncak bebek dönüşümü mü? İşte bu çok iyi oldu. İlk ben gördüm. Burası çok harika. Çekil önümden, yoksa fena olur. Ben mi? Onu duydun bayan. Neler oluyor? Bu çok heyecan verici. Bir dakika. Bu koku da ne? Amanın. Burnumun direği kırıldı resmen. Hadi sen şurada dinlen. İşte hizmet diye buna derim. Neredeyse benim kadar kötü kokuyorsun. Seni güzelce bir temizlememiz lazım. Kızma ama felaket görünüyorsun. Şuna bak, çok iğrenç. Bu biraz vakit alabilir ama endişelenme. Birazdan yepyeni görüneceksin. Kişisel hijyen diye bir şey duydun değil mi? Bu da neydi? Kes şunu. Ne çok kir var. Zor bir iş gerçekten. Artık daha etkili aletlerle çalışmanın zamanı. Acımayacak, merak etme. Şimdi kusacağım. Ben patates kızartması istedim. Bu pis çubuklara değil. Güzel görünüyorsun ama hala pis kokuyorsun. Bu konuda ne yapabiliriz acaba? Bir saniye. Bu kutuyu kullanabilirim. Harika bir fikrim var. Müthiş. Bedava havai fişek gösterisi. Bunun böyle olması mı gerekiyordu? İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Kendine ait bir duşun var artık. Daha ne olsun? Hadi ne bekliyorsun? İçine gir. Daha fazla pis kokmana dayanamayacağım. Duş alırken müzik dinlemeyi severim. Güzel parça. Gitti mi yuha çubuklar? Olamaz. Bebeğim. Bu bir felaket. Makyajım bozulmuş. Buna izin veremeyiz. Şöhretimizi düşünmemiz lazım. Buldum. Bu işimizi görebilir. Kabın dışına bu şekilde altın rengi boya sürüyoruz. Bunun için fırça yerine sünger kullanıyoruz. Çünkü sünger boyanın dokulu olmasını sağlıyor. Bu işlemi kabın her tarafında tekrarlıyoruz. Sonra da dekoratif ayakları ekliyoruz. Ama işimiz daha bitmedi. Şimdi kabın üst yarısına şeffaf oje sürüyoruz. Sonra bunun üstüne altın rengi sim serpiştiriyoruz ve parlak taşları ekliyoruz. Vay canına, müthiş görünüyor. Sanırım bitti. İşte size kraliçelere yakışır bir küvet. Artık güzel bir banyo alma zamanıdır. Bu küvete bayılacaksın. Su nasıl? Umarım yeterince sıcaktır. İstersen birkaç tane mum yakabiliriz. Bu ortama ayrı bir hava katacak. Çok mutlu görünüyorsun. Şıp 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 la la la. Sanırım bu kadar yeterli. Derinin buruş buruş olmasını istemeyiz. Hadi çık bakalım. Vücut şampuanı ne güzel kokuyor. Güzel seçim. Daha yapacak işlerimiz var. Saçına bir sürü sakız yapışmış. Bunu nasıl halledebiliriz? Saçını biraz kesmemize ne dersin? Şimdi sakızı saçından kesip alacağız. Buna ihtiyacım var mıydı? Neyse, boş ver. İşte oldu. Sanırım hepsini hallettim. Şimdi saçına bir şekil verelim ama fırçamız yok maalesef. Bu olmaz. İşte bu mükemmel. Bu dalı biraz kesmemiz gerekiyor.
Ufak bir parça yeterli. Dalın bir kısmına tut kastırıyoruz ve üstüne bu kürdan parçalarını ekliyoruz. Şimdi saçlarını tarayabiliriz. Saçlarının böyle dümdüz olması lazım. İyi geliyor mu? Yeni taranmış süper işe yarıyor. Birazdan kuaförden çıkmış gibi göreceksin. Bak saçların yumuşacık oldu. Tamam, tamamen kurudun. Ama saçların da çok fena. Seni kimsenin böyle görmesine izin veremem. Ama sorun yok, fırçamız hemen şuracıkta. İşte yine muhteşem görünmeye başladın. Şimdi saçlarını bağlayalım. Tüh, olmadı. Hey, dikkatli olur musun? Oo, bir saniye. Bunları ben kullanabilirim. Vay canına. Yalnız Bertie'nin anlamaması lazım. Bak bende ne var. Birazdan harika göreceksin. Şimdi bunu saçlarına geçireceğiz. Aa, çok güzel. Aksesuar her zaman çok yakışır. Bu pek iyi gitmedi. Hadi saçlarını boyamayı deneyelim. Şimdi kımıldama. Saçlarını mahvetmek istemiyorum. Sanki bir sanat dersindeyim gibi. Bunu da pek beceremedim. O zaman yapacak tek bir şey var. Saçlarını kesiyoruz. Hiç saçlarını kısaltmayı düşünmüş müydün? Aa, biraz ileri gitmiş olabilirim. Bu sandığımdan çok daha zormuş. Artık yeter, hepsini kesiyorum. Kel görünüm şu anda çok moda zaten. Vay canına, kafan ne kadar parlakmış. Aa, ben ne yaptım? Bunu nasıl düzelteceğim? Ha? Aa, tamam, buldum. Bu kurdeleyi kullanacağım. Ufak bir parça yeter. Şimdi bir iğne alıp kurdeleden iplikleri söküyoruz. Sonra kurdelenin ucuna bir bant yapıştırıp onu da bebeğimizin kafasına yapıştırıyoruz. Bu şekilde peruk gibi katmanlar oluşturuyoruz. Ah, işte muhteşem oldu. Upuzun altın rengi saçlar. Bebeğim, inanılmaz görünüyorsun. Kâkülü de biraz kısalttık mı? İşimiz tamamdır. Bir dakika, nereye bakıyorsun sen? Ha, anladım. Bence de çok yakışıklı bir çocuk. Aa, demek senin tipin bu, öyle mi? Vay canına, bir anda aşık oldun çocuğa. Sanırım o da senden hoşlandı. Yalnız bu kıyafetle dışarı çıkamazsın. Sana yeni bir kıyafet bulalım. Hadi otur şuraya. Buna ne dersin? Başka bir şey deneyelim. Bunlar güzel olur. Vay canına, ne seçeceksin? Gardırobundaki bütün kıyafetlere baktık. Başka kıyafetin kalmadı. Bir şey giymen lazım ama. Bir dakika. Harika bir fikrim var. Bu kumaşı kullanabiliriz. Sen burada bekle. Kumaşı böyle katlıyoruz. Sonra kenarına bir kesik atıyoruz. Köşeyi mümkün olduğunca düz kesiyoruz. Kumaşı beline sarıyoruz. Ve üstüne birkaç kat daha ilave ediyoruz. Beline altın rengi bir kurdele bağlıyoruz. İşte müthiş elbisemiz hazır. Çocuk bunu gördüğünde çok etkilenecek. Çok güzel görünüyorsun. Hadi göreyim seni. Aa, çok romantik. Sanki bir peri masalındalar gibi. Ha çocuklar, yalnız burası bir aile kanalı. En iyisi sizi yalnız bırakalım. Ona hediye mi almış? Vay canına. Aa, romantizm uykumu getirdi. Hadi yok ol artık buradan. Neden buraya oturmuyorsun? Bu bebekler de kim? Ne dediler? Onu yalnız bırakın. Ah, kesin gülmeyi. Ah, bebekler çok acımasız olabiliyorlar. Sen onları boş ver. Ama evet, senin de kıyafetlerini değiştirmemiz lazım. Buldum. Umarım sihri seversin. Bu benim en sevdiğim numaram. Bu çöp poşetini şık bir elbiseye dönüştüreceğim. Ne düşünüyorsun? Bence de çok güzel oldu. Herkesin siyah bir elbisesi olması lazım. Nanik, onlara günlerini gösterdik işte. Yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Vay canına, şu elbiseye bak. Aa, çok iyisin. Çöp poşeti kullanmak da iyi bir fikirmiş. Bende de var, ondan bir tane. Aç bakayım ağzını. Su içmek çok önemlidir. Bunu saklayalım. İyi de nereye koysak? Of, yok böyle olmuyor. Şunu tutar mısın? Uf, bunu düşünmemiz lazım. Vay canına, bunu gördün mü? Hey, ne yapıyorsun sen? Yok, onu yapamazsın işte. İşte kestim ipini. Sen ne yapıyorsun? Bu kumaştan ufak bir parça alacaktım. Tırnakların. Tamam, al hadi git. Ay, çok önemli sanki. Çok güzelmiş hakikaten. Sonra temizlerim tırnaklarımı. Yapacak daha önemli işlerim var. Kumaşı böyle masaya yatırıyoruz. Sonra ufak bir kare kesip parçayı böyle katlıyoruz. Sonra bu sicim parçalarını kumaşımıza yapıştırıyoruz. Vay canına, tam bir tasarım çanta oldu. Şimdi bütün eşyalarını bunun içine koyabiliriz. Bu ufak şişe gibi. Hadi bir dene bakalım. Bir saniye. Sana da bir çanta yapmamız lazım. Bir bakalım. Çantamda bir şeyler bulabiliriz. Bunların hiçbiri olmaz. Ah, bir saniye. Bu nedir? Diş fırçamın burada olduğunu unutmuşum. Ama onu şimdi dişlerim için kullanmayacağım. Kutusunun üstüne böyle tut kastırıyoruz. Bu kadar yeterli. Sonra kutumuzu bu boncukların içine daldırıp çeviriyoruz ve her tarafını boncukla kaplıyoruz.
Şimdi diş fırçasını çıkarabiliriz. İşte güzel bir el çantamız oldu. Tam oyuncak bebeğime uygun bir şey. Üstelik elbisene de çok uydu. Çok içime sindi doğrusu. Şimdi dışarı çıkıp hamamımızı atabiliriz. Birdie çok tatlı bir kıza benziyor. Onunla iyi arkadaş olabiliriz. Aman Tanrım, bunlar benim için mi? Evet, böyle bir şey yapmam lazım. Ama önce birkaç hediye bulmalıyım. Aa, bu nedir? Uf, boşmuş. Aa, başka bir şey bulmam lazım. Aa, burada ne varmış? Oo, bu Birdie'ye pek uymaz sanırım. Devam ediyoruz. Gözlerimi açık tutmalıyım. Oo, belki çiçeklerden hoşlanıyordur. Şunu alıyorum. Bununla güzel bir buket yapabilirim. Çiçekleri böyle bir araya getiriyoruz. Çevresine bir ip bağlayıp üstüne bir fiyonk ekliyoruz. Çok güzel oldu. Umarım hoşuna gider. Hadi ver bu buketi onlara. Ne? Ne var? Sana bir şey vereceğim. Al hadi. Bu benim için mi? Birazdan dönerim. Ama. Benim de bir şeyler bulmam lazım. Bunların hiçbiri de olmaz. Bir kolye. Ama bir şey daha lazım. Bir kaplan. İşte bu işe yarayabilir. Bir denemeye değer. Bunu özel bir şeye dönüştürmeliyim. Yok, dinozor olmaz. Akrep hiç olmaz. İşte bu güzel oldu. Şimdi bunun üstüne biraz renk katalım. Kürkündeki noktalar için siyah boya kullanıyoruz. Sonra sarı boya ile ufak noktalar ilave ediyoruz. Müthiş bir şey olacak. Şimdi kolyeyi alıp kaplanın boynuna takıyoruz. Vay canına, şuna bak. İşte karşınızda pahalı bir kedicik. İnanılmaz. Kendall çok üzgün görünüyor. Hadi onu nişanlandıralım. Hey Kendall. Bu senin için. Umarım seversin. Vay canına, daha önce kimse bana hediye vermemişti. Sen de bu çiçekleri al. Önemli olan düşünmüş olman. Gel sana bir sarılayım. Of, bu oyuncak bebek çok sıkıcı. Bununla işim bitti artık. Şimdi çok daha güzeli var. Şuna bir bak. Çok güzel. La la la, çöpü dışarı atıyorum. Bu nedir? Sen burada ne yapıyorsun? Birinin seni buraya attığına inanamıyorum. Ama merak etme, yeni annem ben olacağım. Nasıl ya? O da ne? Tuhaf bir şey oldu. Ben neredeyim? Neler oluyor? Vay canına, şuraya bak. O benim bebeğim mi? Hayır, o benim. Neyse, boş ver. Şu an güzel bir bebeğim var zaten. Şu haline bak. Kirpas içinde. Seni temizlememiz lazım. Ne? Of, tavanda delik mi var? O zaman bir duş alabilirim. Çok iyi geldi. Endişelenme, seni unutmadım. Birkaç damlayı yakalamam lazım. İşte bu kadar yeter. Bu kirpası halleder. Şimdi yepyeni olacaksın. Bazen bize gereken sadece şımartılmaktır. Hadi otur bakalım. Bu minicik bir diş fırçası. Hareket etme, aç ağzını. Birazdan dişlerim pırıl pırıl olacak. Sana bakmak için güneş gözlüğü takmam gerekecek. İşte harika parladılar. Şimdi sıra bende. Çok rahatlatıcı. Hayat budur işte. Hoşuna gidiyor mu? Pekala, bugün ne yapıyoruz bebeğim? Biraz sıkıcı bir iş ama merak etme, ne yapacağımı biliyorum. Saç yapmakta çok ustayımdır. Bu senin hatan. Tekrar deneyelim. Sanki çığlıkların içinde sürüklenmiş gibi görünüyorsun. Çok sinir bozucu. Seni görmek çok güzel tatlım. Tamam, o iş bende. Yavaş ol bakalım, bebeğim için o. Peki. Ona uygun aletler lazım o zaman. Neredeler acaba? İşte bana gereken şey. Yalnız biraz zorlanabiliriz. Hareket etme şimdi. Öncelikle bize bir kap gerekiyor. Sonra bu kaba su koyuyoruz. Şimdi de suya biraz gıda boyası ekliyoruz. Boya karışana kadar karıştırıyoruz. Güzel görünüyor, müşterim nerede bakalım? Bebeğin saçlarını suya batırıyoruz. Sıcaklığı iyi mi? Neler diyorum, oyuncak bebeksin sonuçta. Saçlarının suyu iyice emmesini bekliyoruz. Sonra saçları sıkıp suyunu akıtıyoruz. Şimdi saçları kurutmamız lazım. Vay canına, bu renk sana çok yakıştı. Çok güzel. İşin bitti mi? Vay canına, çok farklı görünüyorsun. Evet, ödemeyi alayım.
Ah evet, şekerleme kabul eder misin? İşte bu yüzden çocuklarla çalışmıyorum. Bu harika geldi. Kendimi farklı biri gibi hissediyorum. Vay canına, saçına bak. Sen de farklı görünmek ister misin? En son ne zaman şampuan kullanmıştın? Ne yapsam acaba? Bir dakika. Belki bunu kullanabilirim. Denemeye değer. Bebeği masaya koyuyoruz. Sonra saçlarını kesiyoruz. Vay canına, kısa saçlarla güzel görünüyorsun. Saçsız görüntüm pek iyi olmadı. İpliği bebeğin kafasından geçiriyoruz. Bunun için farklı renkler kullanabiliriz. Bu sayede daha çarpıcı bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi iplerin fazlasını kesip kafasını takıyoruz. Vay canına, keşke benim de böyle saçlarım olsa. Harika görünüyorsun. Çok kıskandım. Eva da kıskandı eminim. Bu krem çikolata nefis. Dene biraz. Olmaz, üstüne döktüm. Çok affedersin. Üstünü değiştirmemiz lazım. Neyse ki birkaç yedek kıyafetimiz var. Her duruma hazırlıklıyım. Ne düşünüyorsun? Çok şirin değil mi? Hadi şunu deneyelim. Buna bayılacaksın. Vay canına, harika görünüyorsun. Gerçi sana her şey yakışır. Ama şimdi çok şık oldun. Senin podyuma çıkman lazım. Vay canına, dilim tutuldu. Aksesuar olarak da bir kedi demek. Harika olmuş. Peki daha gündelik bir şey ne dersin? Kısa seyahatler için ideal. Göz alacağım ama gündelik tarzda. Dışarı mı çıkıyorsunuz kızlar? Bu kıyafet eğlenmeye hazır olduğunu söylüyor. Partinin ilgi odağı sen olacaksın. Muhteşemsin bebeğim. Vay canına, şu kıyafetlere bak. Benim gardırobumdan daha iyi. Bizim de senin gibi kıyafetler almamız lazım. Alışverişe başlayalım o zaman. Hey, ayıp oluyor. Pardon, kusura bakma. Nereye bakacağımı bilemedim. Sakin ol, örttüm üstünü. Hey Eva. Şşt. Şunu ödünç alabilir miyim? Yani çorabı. Hemen arkanda. Daha şimdi tırnaklarımı ojeledim ama. Ha, lütfen, çok gerekli. Ah, peki. Al bakalım. Çok iğrenç. Sağ ol, bu işimizi görür. Öncelikle çorabın parmak kısmını kesmemiz lazım. İşte böyle. Şimdi iki tarafından küçük birer üçgen kesiyoruz. Güzel görünüyor. Üstünde denemek ister misin? Vay canına, harika görünüyor. Keşke benim de böyle bir elbisem olsa. Teşekkürler Eva. Ha? Seni duyamıyorum. Boş ver. Olmaz. Ne yaptım ben? Şunu bir çıkarayım. Çok üzgünüm. Beni affedebilecek misin? Biz sanat uzmanlarıyız tatlım. Hemen paniğe kapılma. Ayakkabının sorununu duyduk. Orijinalliğe bayıldım. Fırça darbeleri benzersiz. Sen daha iyisini görmüştüm ama yine de fena değil. Etkilendiğini görüyorum ya sen. Emin değilim. Pardon? Peki. Hoşuma gitti. İşte böyle. Bunun mükemmel olmasını istiyorum. Bir fikrim var. Bana içine oje dökeceğim bir kap su lazım. Harika görünsün diye böyle farklı renkler kullanıyoruz. Bu yeterli. Şimdi ayakkabıyı bunun içine bandırıp suyun içinde hareket ettiriyoruz. Bütün renklerin bulaşmasını istiyoruz. Vay canına, şuna bir bak. Bebeğimin özel ayakkabıları oldu. Vay canına, inanılmaz bir işçilik. Milano'daki moda evleri çok kıskanacak. Alıyoruz. Ojenin içine ayakkabıları batırmış. Eğer sanat bu kadar kolaysa ben de denemek istiyorum. Bir ayakkabı bulmam lazım sadece. Hadi ama nerede şu? İnternette bir bakayım. Bunların hiçbirine param yetmez. Her şey çok pahalı. Ben ne yapacağım? Buldum. Bir yerde bir zulam vardı benim. Sanırım zulamı fareler bulmuş. Niye böyle şeyler hep bana oluyor? Şimdi ne yapacağım? Belki bunun altında biraz para vardır. Tutkal tabancası ve kalemler. Bunlar işime yarar. Yaratıcı olma zamanı. Bebeğimizin ayağına şöyle balon geçiriyoruz. Bu sayede etrafını batırmayacağız. Zaten balonlar çoraba benziyor. Şimdi balonun üstüne tutkal sürüyoruz. Bu bizim kalıbımız oluyor. Sonra bir parça köpük levha alıyoruz. Üstüne ayağın hatlarını çiziyoruz. Ve bunu köpükten kesiyoruz. Şimdi sıra bunu boyamakta. Boyaya gökkuşağı efekti veriyoruz. En üste kadar farklı renkler kullanıyoruz. Harika görünüyor. Köpüğün bir kenarına tutkal sürüyoruz. Buna kalıbı yapıştırıyoruz.
Vay canına, ev yapımı çizmeler. Ama işim daha bitmedi. Tutkalı boyamak için Tipex kullanıyoruz. Kalemle ufak noktalar yapıyoruz. Çok harika oldu. Ve bunun hepsini kendim yaptım. Umarım bebeğimin de hoşuna gider. Hadi bir deneyelim. Aa, çok iyi oturdu ayağına. Vay canına, muhteşem. Aa, çok tarz oldun. Doğuştan yeteneğin var senin. Ha? Vay canına, şuna bak. Hayal görmüyorum değil mi? Bir dahi keşfettik. Nereye gidiyorsunuz? Ah, bu çizmeleri görmem lazım. Ah, merhaba. Bravo, harika bir iş çıkarmışsın. Teşekkürler. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Bu benim mi? Bir dakika, bu botları almak mı istiyorsunuz? Olmaz, satılık değiller. Bunlar bebeğime ait. Ama seni ünlü biri yapabiliriz. Bebeğim mutlu olsun, bana yeter. Hadi gidelim buradan. Çok şirin görünüyoruz. Bir dakika. Senin kendine ait bir telefonun olması lazım. Bunu sana aldım, artık bebeğimize mesaj atabiliriz. Ah, ne kabasın. Daha değer bilir biri olmalısın. Hadi tekrar deneyelim. Fırçayı tut. Ah, bunu halletmenin bir yolunu bulmalıyım. Sağ olun gizemli eller. Zor bir şey bu. Bir sürü plan yapmam lazım. Bebeğimin elleri çok ufak. Belki şöyle yapsam. Aa, bir çanta tasarlayabilirim. Harika bir şey olacak. Of, korkunç görünüyor. Çok sıkıcı ve yavan. Tekrar başlamam lazım. Odaklan Eva. Ah, bunu yapabileceğini biliyorum. Bu şimdiden daha iyi görünüyor. Burada zincir olsun. Vay canına, muhteşem. Tasarımcı olmalıyım. Ben bir dahiyim. Şimdi bize altın rengi köpük lazım. Bunu artı şeklinde kesiyoruz. Sonra da arkasındaki çıkartma kısmını çıkarıyoruz. Kenarlarını katlıyoruz ve birbirine bastırıyoruz. Şimdi bunun üstüne uzun kısmını katlıyoruz. İşte çantamız hazır. Şimdi tek gereken bir zincir. Vay canına, ben bunu omzuma takardım. Al bakalım, tam ihtiyacın olan şey. Şimdi eşyalarını buna koyabiliriz. Bir sürü yer var. Öncelikle telefonun olmazsa olmaz. Ya da fırçaların. Bak, hepsi içine sığdı. Vay canına, müthiş görünüyorsun. Bunun fotoğrafını çekmeliyim. Bunu kesin yükleyeceğim. Gülümse. Nakden yayındayız. Hayranlarınıza bir mesajınız var mı? Ah, selam. Yalnız iyi görünen tarafından çekin. Ha, siz çekilin bayan. Ben bebekle konuşuyorum. Üzgünüm ama böyle. Selam. Görüntüden çıkar mısınız? Aa, bu çok aşağılayıcı. Ne yaptım ki ben? İşte tam fırsatı. Şunu alayım. Bu tam ihtiyacım olan şey. Çabuk olmalıyım. Eva'nın fark etmemesi lazım. Bu parçayı keserek işe başlıyoruz. Renklerine bayıldım bunun. Şimdi bize bir fermuar gerekli. Fermuarın iki tarafına da tutkal sürüyoruz. Sonra üstüne simli köpük yapıştırıyoruz. Sonrasında böyle şekil veriyoruz. Fermuarı katlayıp üstüne bir kart parçası yapıştırıyoruz. Güzelce yerine oturtuyoruz. Kenarlarına tutkal sürüyoruz. İyi ki ellerim hiç titremiyor. Bu kadarı yeterli. Sonra buna bir parça köpük daha yapıştırıyoruz. Hiç aralık kalmamalı. Aynı şeyi diğer tarafa da yapıyoruz. Şimdi kumaş parçasını aynı şekilde kesiyoruz ve köpüğe yapıştırıyoruz. Daha sonra üste iki damla tutkal damlatıyoruz. Aynen böyle. Bunun üstüne ve yanlarına ufak bir parça kumaş yapıştırıyoruz. İşte bebeğimin artık bir sırt çantası var. Al bakalım, buna her eşyanı koyabilirsin. Vay canına, keşke senin gibi görünebilsem. Şunu hızlandırabilir miyiz? En iyi o çantayı nereden bulmuş? Aa, ne güzel de görünüyor. Aa, teşekkürler, çok şirin değil mi? Hoşuma gitti gerçekten. Bir dakika, o benim elbisem mi? Ne? Yok, burada elbise falan yok. Ben... Seninle sonra konuşacağız. Vay canına, Barbie, şuna bak. Tam ihtiyacın olan şey. Bir baksana, saçların darmadağınık. Hey, öyle konuşma ama. O zaman ne bekliyoruz? Hadi hepsini tıraş edelim. Hareket etme, uzun sürmez. Kel olmak sana yakışacak. Hayır, yapma. Bırak o makineyi elinden. Hiç sanmıyorum. Buna bayılacaksın. Bundan bayağı şüpheliyim yalnız. Vay canına, başı ne parlakmış. Harika altın sarısı bu giyerim. Hepsi gitti. Neredeyse bitti. Bunu neden yaptık ki? Olamaz. Aa, çok kötü olmuş.
Şimdi bize bir iğne gerekiyor. Yeni bir saç modeli yaratmak için bize bu iğne lazım. İğneyi Barbie'nin kafasına batırıyoruz. Böylece saçı yerine tutturuyoruz. Aynı postiş gibi. İyi gidiyor. Güven bana harika görünecek. Gel bir kafadan daha kötü olamaz zaten. Hiç acele etmeden son tutamı da ekliyoruz. Nasıl görünüyorum? Vay canına müthiş. Ama şimdi saçlarını biraz renklendirmemiz lazım. Maskara façasını böyle ojeyle boyuyoruz. Sonra maskarayı saçına sürüyoruz. Vay canına bu renk sana çok yakışıyor. Güzel seçim. Zaten hep saçlarımı boyamak istemişimdir. Ama kendi saçlarımın sarı olmasını seviyor. Aa, bu yeterli. Şimdi sana aksesuar ekleyeceğiz. Bu küpelerle başlayalım. Aa, ne hoş. Vay harika görünüyorsun. Bayıldım. Peki sırada ne var? Bu kıyafetle çok şirin olacaksın. Saçlarınla çok güzel uyum sağladı. Oo, çok şık oldum. Moda konusunda iyisin gerçekten. Bundan hoşlanan biri daha var. Merhaba. Vay canına çok güzel görünüyorsun. Aa, siz ikiniz harika bir çift oldunuz. Çok duygulandım. Öpüşün hadi. Aksin düşünmek kabalık olurdu zaten. Benim erkek arkadaşım var. Yok. Oha, hadi şirin fıçalım alayım. Belli oluyor. Aa, işte öpüşüyorlar peri masallarındaki gibi. Aa, vay canına bir bebeğin daha mı var? Öpüşüyorlar. Aa, her şeyi mahvetmek zorunda mısın? Size bir şey vereceğim. Keyfini çıkarın. Çok iğrençsin. Ve sana gelince. Aa. Ne tokattı ama. Aa, yani kendi düştü. Hem bak uçabiliyorsun. Daha yükseğe, daha yükseğe. Çok eğlenceli. Seninle her zaman harika vakit geçiriyorum. Keşke bu taşıma için daha çok para isteseydim. Hey ufaklık, bir paketin var. Gerçekten mi? Benim için mi? Ah, hemen dönerim Barbie. Tamam, bekliyorum. Ben gidiyorum. Ne olduğunu merak ettim. Kimden geldiği de yazmıyor. Gizemli bir durum. Pekala, açalım o zaman. Merhaba. Ha, bu nedir? Bunu sen de görüyorsun değil mi? Ben senin yeni oyuncak bebeğinim. Çok ürkütücüsün ama. Bir dakika. Ay, bu çok tuhaf. Benim yaptıklarımı taklit ediyor. Bir saniye. Bu çok eğlenceli aslında. Biraz da sıkıcı. Hadi figürleri birbirine karıştıralım. Ben de dans edebiliyorum. Şu figürlerime bak. Evet görüyorum Barbie. Kafamıza göre yapıyoruz. İşte tam fırsatı. Olamaz. Ne yapıyorsun sen? Al bakalım şunu. Hey kes şunu. Ay buna bakamayacağım. Bunun kontrolü artık bende. Niye böyle bir şey yapasın ki? Aslında bendim o. Ne? Nasıl yani? Çabuk gel buraya. Aha. Ne yaramaz çocuk. Şalla şalla la 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 la. Barbie iyi misin? Daha iyi günlerim olmuştu. Bundan bahsetmesek olur mu? Aa, çok üzgünüm. Seni temizlememiz lazım. Her şey düzelecek. Lütfen acele edin. Bu şey çok pis kokuyor. Bu sivilceleri sıkmamız lazım. Vay canına ne çok iltihap çıktı. Bu kocaman bir şey. Ay, çok iğrenç. Ama diğer yandan sivilce sıkmak çok zevkli. Sana iyi bir cilt temizleme losyonu almamız lazım. Hiç bitmiyor. Bunu yaptığın için çok teşekkür ederim. Bu iyi bir arkadaşlığın işareti. Bunu yapmak hoşuma gitti aslında. Sırada ne var? Buldum. Bu diş macunu bana lazım. Bunu yüzüne sürüyoruz. Cildin pırıl pırıl parlayacak şimdi. Gerçekten mi? Çok iyi geldi. Bir saniye. Naneliymiş. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Bu altın rengi simler yüzünü parlatacak. Finişim artıyorsun ama. Ben kendimle hiç bu kadar uğraşmam. Çok hoşuma gidiyor. Sanki bir spadayım. En azından diş fırçam. Hayır. Şimdi cildini güzelce ovalayalım. Kıpırdama. Şimdi çamuru yüzünden çıkaracağız. Gıdıklanıyorum. Kendini nasıl hissediyorsun? Tam arası. Bu çok hoşuma gidiyor. Çok rahatladım. Resmen ışık saçıyorsun. Şimdi de saçlarını halledelim. Topuza ne dersin?
Bir şey eksik ama. Şimdi güzel bir ceketin olsun. Hah, böyle daha iyi. Vay canına, kendimi çok güzel hissediyorum. Dikkatli olun çocuklar, kalbinizi çalmaya geliyorum. Yeni kıyafetime bayıldım. Harika bir zevkin var. Müthiş görünüyorsun. Doğrusu kıskandım seni. Bir fotoğraf çekmemiz lazım. Hadi poz ver. Güzel oluyor. Hadi bakalım fotoğraflarına. Vay canına, bunları paylaşmamız lazım. Vay, muhteşemsin. Oo, şu beğenilere bak. Bu geceyi şehirde geçirmek istiyorum. Aç kollarını Hollywood, ben geliyorum. Bir yıldız olacağım. Bütün hayallerim gerçek oluyor. Beni hiçbir şey durduramaz. Ah, uyku zamanı. Artık güzellik uykunu alman lazım. Hadi sen de. Çok ihtiyacım var uykuya. Tatlı rüyalar. Biraz da kendime zaman ayırayım şimdi. Telefonunu çalacağım. Aha! Ha? Aa, bu nedir? İğneyle bu topu patlatıyoruz. Oo, ne şaşırtıcı. Sonra mavi bir kumaş parçası alıyoruz. Üstüne sarı bir kumaş şeridi koyuyoruz. Sarı kumaşı böyle taç gibi kesiyoruz. Sonra bazı ayrıntılar ekliyoruz. Aynen böyle. Sonra bunu topun çevresine sarıyoruz. Çok güzel değil mi? Vay canına, hoşuma gitti. Acaba onunla ne yapacak? Şimdi operasyon zamanı. Bu canını acıtabilir. Her şey gayet güzel gidiyor. Bir dakika. Ve yeni kafa buraya geliyor. Ne harika oldu ama. Bir saniye. Aa! Bu gürültü de nedir? Aa! Neler oluyor? Umarım hoşuna gitmiştir. İkinizle dans etmeye bayılıyorum. Siz ailem gibisiniz. Aile. Başım dönmeye başladı. Sanırım kusacağım. Ay, sağ gitsin o zaman. Arkadaşlar, siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Yoksa... Ben bir bebek istiyorum. Oh, ben de bunu demeni umuyordum. O zaman ben burada mı takılayım? Hadi o zaman seni şuraya yatırıyoruz. Sonra karnına bu oyun hamurunu, üstüne de streç filmi koyuyoruz. Bunun da üstüne daha çok oyun hamuru ekliyoruz. Daha sonra hepsinin üstünü kaplamak için bolca tutkal sürüyoruz. Bu kadarı yeterli. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Mükemmel oldu. Hadi bakalım Barbie. Bebek mi geliyor yoksa? Çekil şuradan. Kaybedecek vaktimiz yok. Bunun olduğuna inanamıyorum. Çok heyecan verici. Anne olacağım. Hadi yapalım şunu. Nefes alıp vermeye devam et. Senin için söylemesi kolay. Neler oluyor? Her şey yolunda mı tatlım? Kafasını görebiliyorum. İşte doğdu. Çok güzel bir oğlan. Tebrikler. Çok güzel bir bebek. Bu da ne? Bu benden olamaz. Gözleri sana çekmiş Barbie. Konuşmamız lazım. Bana bazı açıklamalar yapmalısın. Pardon. Bu garip kaçtı. Tamam. Ben gidiyorum o zaman.